Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez bizlerle birlikte. Sayın Bakan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hem dünya gündeminin hem Türkiye gündeminin enerjiye yoğunlaştığı bu günlerde bir gözümüz Ukrayna Rusya geriliminde bir gözümüz Türkiye'nin attığı bu önemli adımlarda sağ olun var olun yayınımıza katıldınız değerli görüşlerinizi paylaşacaksınız. Çok soru var Tamam. Sizinle yayın yaptığımızı söylediğimiz andan itibaren o sorular bize ulaştı. Ben de dilim döndüğünce onları yöneltmeye çalışacağım. İlk olarak elektrik ve elektrikle ilgili süreç. Faturalar, düzenleme hem haneyle ilgili hem de esnaflar ya da ticarethanelerle ilgili birazdan soracağım. Ama izleyicilerimizin zihninin çok daha net olması için nasıl bir süreçte elektrik önce üretiliyor, sonra dağıtılıyor, sonra haneye ulaşıyor, kim ne kadar pay alıyor? Buna dair net bir bilgi sizden alabilirsek ardından sorularımı yöneltmeye başlayayım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben Evet bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ee, özellikle son haftalarda yoğun bir şekilde gündemdeyiz, biz de farkındayız. Sadece bizim ülkemizin gündeminde değil, aslında baktığımızda küresel olarak da Asya'dan e, Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar tüm ülkelerde şu anda enerji konusu, hayat pahalılığı, enflasyon oldukça yoğun gündemde tartışılan konulardan birisi. Buraya nerelerden geldik, nasıl oldu bunları şüphesiz anlatacağız ama Türkiye'de tabii elektrik üretimi ve kullanımına gelince vatandaşımız su, işte tabii düğmeye basınca elektrik yanıyor, işte kapısında bir sayacı var. İşte birisi geliyor sayı okuduktan sonra faturayı bırakıyor, faturayı ödüyor ve işlem bitiyor zannediyor doğal olarak. Ama kimden alıyor, kim üretiyor, evimize kadar nasıl geliyor, hangi süreçlerden geçiyor, hangi piyasada faaliyet gösteren firmalar var. Bu çoğu köle atlanıyor ve yan, biz de zaman zaman bu tartışma programlarını izliyoruz fırsat buldukça. Orada da hakikaten bir bilgi, bir bilgi kirliliğinin kirliliği. olduğunun farkındayız. Bunların ayrışması ve netleşmesi adına da, aslında biz daha iyi anlaşılsın diye bir görselde hazırlamıştık. Doğru bir görselimiz var arkadaşlarımızdan rica çok edelim. Hemen görselimizi Onun paylaşalım. Onun üzerine sizi bugün biraz yoracağım ben o görsel üzerinden anlatmak. Yayın öncesi sohbetimizde aslında tahtaya çok alışığım demiştiniz. Dilerseniz buyurun tahtaya geçelim ve detayları izleyicilerimizle aktaralım. Tamam. Hemen görselimiz de ekranlara geldi. Elektrik piyasası genel görünümü üretimden nihai tüketiciye kadar hangi adımlarda devam edecek? Buyurun efendim. Şimdi... Elektriği önce tabii bir üretmemiz lazım. Çeşitli kaynaklarımız var. Burada kısaltmalarını arkadaşlar yazdılar. İşte kaynak ve bu kaynakların toplam kurulu gücü. Hidrolik santrallerimiz var. Ne kadarmış? Şu an itibariyle 31.492 megawatt. Güneş santrallerimiz var. Özellikle son yıllarda bizim atak yaptığımız, hamle yaptığımız alanlardan birisi. 7.816 megawatt güneş santralimiz var. Jeotermal santrallerimiz var 1676 ki bu mesela Avrupa'da birinci dünyada dördüncü sırada olduğumuz bir güç kaynağı sistemimiz. Test diye kısalttığımız termik santrallerimiz bunlar kömür santralleri. İşte bir kısmı bunların yarısı linyit kömür yerli kaynağı kullanıyor bir kısmı da ithal kaynakları kullanıyor 22 22.000 megavat. E yine bir yenilenebilir enerji kaynağımız var rüzgar santrallerimiz 10.000 megawattı açtık orada da hızla ilerliyoruz. Yine klasik santraller içerisinde yer alan doğalgaz güç santrallerimiz var. Orada da 25.500 megawattlık bir yaklaşık söylüyorum tabi kurulu gücümüz var. Toplamda 99.820 megawatt olmuş geçtiğimiz yıl sonu itibariyle bugünlerde 100 bin sınırını aşıyoruz zaten ee, önemli bir kurulu güçten bahsediyoruz. Şimdi e, yine buradaki tartışmalara netlik kazandırmak adına Buyurun. bunu hepsini devlet üretmiyor ne kadarı devlet şirketine ait? Elektrik üretim anonim şirketimiz var. bin 21.318 megawattlık kurulu gücü var. Büyük bir kısmı barajlardan yani hidrolik santrallerden oluşuyor. Diğerlerin diğerlerinin hepsi özel sektöre, özel kuruluşlara ait. Kabaca baktığımızda 100 bin kurulu gücün %21'i civarında EUH'ın bünyesinde %78'i, %79'u da özel sektör kuruluşlarını. İşte buradaki toplam bu kadar kurulu güç kaç adet santralden oluşuyor? 1808 adet santral şu anda işte bugün stüdyomuzu aydınlatan elektriği, evlerimizi aydınlatan elektriği, sanayimizin çarklarını çeviren elektriği biz buralarda üretiyoruz. Birbirinden farklı ama içinde HES var, GES var, JES var, jeotermal de var. Ee, bu doğudan batıya, kuzeyden güneye hemen her ilimizde bu santralleri görmek mümkün. Tabi hidrolik potansiyelimiz bizim daha çok Doğu illerimizde, Doğu Anadolu'da, efendim Karadeniz illerimizde daha çok. Ama buna karşılık örneğin işte doğalgaz çevrim santralleri tüketimin daha yoğun olduğu Batı ve İç Anadolu'da daha yaygın. Rüzgar nerelerde? İşte kıyıda bizim rüzgar potansiyelimiz oldukça iyi. Marmara, Ege kıyıları, kısmen Akdeniz kıyılarında var. Bu santraller hepsi ee, Emre Amade durumda. Tabi burada belki şu akla gelebilir. Ee, yani bu kadar kurulu gücü var hepsi aynı anda mı çalışıyor? Hayır çünkü mesela şu anda güneş santrallerimizde bir üretim yok. O gündüz bir miktar e, güneş gördü üretti. Akşam saatinde artık üretim yok. Yaz kış farklı. Yazın daha bol güneşli ve uzun gündüzlerden dolayı üretimimiz daha yüksek. Rüzgar da öyle. Yani 10 bin megawatt şu anda Emre Amade gözükse de aslında rüzgarın estiği saatlerde daha fazla üretiyoruz. Esmediği saatlerde e, daha düşük enerji alıyoruz. Ve elektriğin doğası gereği Doğa, depolanamıyor. Depolanamıyor. Hemen e, Tabii. ihtiyaç çok, kadar kullanılması Çok haklısınız. Hidrolik santrallerimiz de öyle. Yani 31 bin megavatın hepsi şu anda tam güç çalışmıyor. Çünkü barajların dolluk seviyesine bağlı. Başka bir ifadeyle hidrolik santralin yakıtı su demek. Yani ne kadar biz yağışlardan Su depoluyorsak o kadar yakıt depoladık demektir. O kadar da enerji alacağız demektir. Tamam. Ama buna karşılık örneğin doğalgaz santralleri, kömür santralleri orada yakıt kontrolünü biz baştan planladığımız için e, onlar her zaman istediğimiz an çalışır vaziyete geliyorlar. Peki biz bu elektriği ürettik 1808 adet tesiste. E, bunu bir şekilde bizim evimize, iş yerimize kadar gelmesi lazım. Bunun için de fiziki hatlara ihtiyaç var. Yani iletim hattı dediğimiz, enerji nakil hattı dediğimiz orada e, kim devreye giriyor? İletim e, işini yapan TİH Milli Kuruluşumuz. Bu santrallerden aldığı elektriği yüksek enerji hatlarıyla, iletim hatlarıyla biz şehirlere kadar getiriyoruz. Bir yerde elektriğin otobanlarını, otoyollarını aslında bu kuruluşumuz işletiyor. Ve elektriğin yönetimi de yine bu kuruluşumuzun üzerinde. Hangi saatte hangi tesis, hangi santral çalışacak, hangisi susacak, hangisi arızaya geçti. Anında sizin hissetmemeniz için bizim yedekte bir takım santralleri de çalıştırıyor olmamız lazım. İşte bütün bu yükü yöneten kuruluşumuz TEYYAR. Burada bakın 70 bin kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye. Her tarafta bu iletim hatlarımız var. Trafo merkezlerimiz var. Sonra geldik bu elektriği taşıyoruz şimdi iletim hatlarıyla. Şehirlere şey, getirdik. Güzel. Şehirlerde de elektrik dağıtım şirketi var. Daha düşük bir gerilim seviyesinde, orta gerilim seviyesinde o da bizim evlerimize, efendim iş yerlerimize, okullarımıza, hastanelerimize kadar hattı kısmen havayı kısmen yer altından olmak üzere taşıyor. Buradaki hattın uzunluğunu dikkatinizi çekmek istiyorum. 1 milyon 287 bin kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Şimdi bu çok küçük ve çok büyük rakamları insanın hafızasının alması bir çok yerde zor. canlandırması zor. Ama şöyle söyleyeyim dünyanın etrafını 42 kez dolanacak kadar bir hattı bir ağı bir şebeke işletiyoruz. Yaklaşık 100 bin doğrudan ve dolaylı istihdamla bu e, şebekeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz Burada bir ciddi bir hizmet görülüyor. E bu dağıtım şirketi geldi bizim evlerimize elektriği sonuna kadar getirdi ve bağladı. İşte burada 21 Elektrik Dağıtım Şirketi. Doğru okuyorum Erdoğan Doğru efendim, doğru. Aynen öyle. Ve burada dikkat ederseniz işte abone gruplarımız var. Ne kadar abonemiz var Hı. Türkiye'de? Mesken grubu neredeyse 39 milyon aboneye yaklaşmış. Yani bizim evimizde kullandığımız elektrik meskene giriyor. Evet, şehirde, ilçemizde, köyümüzde hepsi meskene giriyor. Onun dışında kalan ticarethane diye isimlendirdiğimiz aslında hizmet sektörü demek belki daha doğru. 7 milyon 246 bin işte iş yerlerimiz burada ağırlıklı var. İşte esnafımız burada. Bunlar 7 milyon 246 bin. Yine bir başka abone grubumuz tarımsal sulama özellikle çiftçilerimiz onlar ayrı tanımlanmış durumda. 710 bin tane bizim bu grupta abonemiz var. Genel aydınlatma bu aydınlatma deyince yanlış anlaşılmasın. Burada da işte sokak ve caddeler, park bahçeleri aydınlatma işinde kullandığımız abone sayısı yine şehit gazi ailelerini desteklemek için bir başka abone grubumuz var. Bir diğer abone grubumuz da sanayi 87134. Aslında sayısı az ama elektrik tüketiminin çok kullanımının en yoğun olduğu yer sanayi kuruluşlarımız. Böyle baktığımızda toplamda 47.311.000 sayacımız bu kadar abonemiz var. Yani şurada ürettiğimiz elektriği kesintisiz bir şekilde standartlara uygun olarak her gün, her saat, her saniye bu kadar aboneye hizmet götürüyoruz. Şimdi işin <laughs> e, fiziksel kısmı bu. Kısmı bu. E peki Sayın Bakanım yani burada faturayı kim kesiyor? Biz parayı kime ödüyoruz? Bu nereye gidiyor? Denebilir. Evet. Onu da aslında biz piyasa kısmı dediğimiz yani e, faturalanan ve tedarik edilen işin ticaretinin yapıldığı kısmı da alt ek, e, e, bu slaytın e, sunumun altında gösterdik. E, tabii bu ürettiği elektriği buradan gönderdi. Ama bu ürettiğinin nerede bir bir fiyatlaması satıyor? var, fiyatlaması satın alınması var. var, fiyatın oluşumu var. Çok güzel. İşte bu enerji borsası var. Burada gün öncesinden bir gün sonra ne kadar elektrik üreteceğini planlıyor üretim şirketleri. Bu 1808 e, firma kendi güçlerine göre ben şu fiyattan satabilirim diyor. Tedarikçilerde geliyor ki benim şu kadar ihtiyacım var. Burada bir eşleşme oluyor tamamen şeffaf rekabete açık. Günün sonunda şöyle söyleyelim, tedarikçi eğer o gün 50 bin megawatt elektrik talebiyle geldiyse yani tedarikçilerin tamamı, şurada bizim kurulu gücümüz 100 bin megawatt demiştik. Bunların bir kısmı Emrah Madde değil çalışmıyor olabilir. Diyelim ki 60 bin megawatt da üretime arz teklifi sundu. 50 bin talep vardı. Fiyatı en düşük olandan en yüksek olana doğru sıralanıyor. O en yüksek veren 10 bin megawattlık portföy üretim tesisleri o gün eşleşmediği için üretim emri alamazlar. Yani en düşük fiyat esasıyla burada bir işlem yapılıyor. Yani fiyatı da aslında piyasa koşulları kendi belirliyor. Çok güzel. Yani orada piyasada rekabet içerisinde bu fiyatlar belirleniyor. Buradan da işte tedarikçiler alıyor. Biz aslında nihayet tüketiciler evet. olarak elektriği parasını ödediğimiz, aldığımız tedarikçiler. Bu tedarikçi gidiyor elektrik üreten firmaya elektrik üretim parasını ödüyor. Sonra iletim dağıtım şebekeyi işletenlere bu ağı şebekeyi kullandığı için onlara da işte kilovat saat başına bir bedel ödüyor. Üzerine vergiler vesaire varsa onları ekliyor. İşte bizim faturada gördüğümüz birim fiyata ulaşıyoruz. Toplam tüketimimizde çarparak bir fatura ortaya çıkmış oluyor. Ee, burada çoğu kere işte bu elektrik dağıtım şirketleri elektriği satıyor anlamında yorumlanıyor. Halbuki bakın burada da söyledik elektrik dağıtım sizi, siz şirketleri bizim evimize kadar gelen şebekenin yapımı ve işletmesinden sorumlu. Bu şebekenin mülkiyeti de kamuda tedaşta Bunlar özelleştirilmiş işletme hakkı devriyle özel firmalara verilmiş. Belli bir süreyle işletecekler. Bunların tarifesi, gelirleri de bu sistemin tamamında olduğu gibi enerji piyasası düzenleme kurumumuz ha, var. Tam onu söyleyecektim. Yani kendi Orada başlarına kurallar, bir tarife, fiyat belirleme gibi bir durum yok. EPDK gerçi bununla ilgili açıklamayı yaptı ama belki anlaşılmamıştır. Bir kez daha söyleyelim. Hepsi denetim içerisinde. Çok güzel. Şimdi bu sistem yani bu akış işte e, faaliyet konularının ayrışması ve rekabete açılması bizim e, hem elektrik tarafında hem doğalgaz tarafında 2001 yılında çıkan kanunlarımız var. Elektrik piyasası kanunu, doğalgaz piyasası kanunu, petrol piyasası kanunu gibi bu kanunlarla bu yetkiler e, bağımsız bir kurum olan EPDK'ya verilmiş. Or, or, orada da işte bu e, kurumların hem TİH'in hem elektrik dağıtımın tarifeleri yaptığı ve işletme giderlerine göre belirleniyor Elektrik dağıtım şirketi ve tedarikçi ekstradan bir kar marjı, özellikle görevli tedarik şirketi için söyleyeyim, koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya çıkmış. Aksi bir davranış varsa da zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar ve gereği yapılır. Peki. Çeşitli müeyyedeler de uygulanır. Biz şöyle biraz daha iyi anlaşılsın diye zaman zaman örnekle anlatıyoruz. Buyur. Diyelim ki evden oturduk, özellikle bu pandemi döneminde de çok alıştık. İşte bir restorandan yemek siparişi verdik. Kredi kartımızla da bedeli ödedik. Yemek işte yarım saat, bir saat sonra bir kurye vasıtasıyla size geldi. Şimdi siz yemeği kuryeden mi satın almış oldunuz yoksa restorandan mı? Tabii ki restorandan, restorandan aldık. aldık. Güzel. İşte aslında kurye hizmeti yani basitçe anlatmaya çalışıyorum. O bize gelen e, e, kurye işini, lojistik genel anlamıyla nakliye işini dağıtım şirketleri yapıyor ama aslında ürünü hazırlayan bize sunan işte üretici ve tedarikçi ayrı. Bu kavramlar genellikle karıştığı için de bu şekilde e, bir, bir, bir anlatma izah çok etme çok net bir şekilde e, umarım izleyicilerimiz anlamışlardır. Bu bu, bu bu şekilde ilerlemekte fayda var. Yani Peki. piyasanın çalışma prensibi bu. O bir şey daha buyurun, dikkatinizi buyurun. çekmekte fayda var. Ev yaşın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 15 ila 20 civarında. Yani devletten söz ediyoruz, evet. kamudan. Evet. Şimdi bu da bazı medya organlarında tartışıldı. Hatta siyasiler de bu tartışmaya girdi. EÜH işte fiyatı daha ucuzdan satmasına rağmen nasıl oluyor da benim faturamda çok daha farklı bir bedel ödüyorum. EÜH'in portföyü toplam portföy içerisinde yani üretim portföyü yüzde 15 ila 20 arasında. Ve o elektriği bir genel aydınlatmaya yasa gereği satıyor. Kalanı da elektrik dağıtım ve iletimin e, teknik ihtiyaçları, teknik kayıplar için buralara satıyor. Bir yerde o motokurye örneğine dönecek olursak, yani bu lojistik işini yapan şirketler açısından, orada bir motor var, bir işte sürücüsü var, yani insan çalışıyor, bir, sorun yakıtı çıktı. var. Yani kabaca işte üçte biri yakıt gideri olsa, üçte biri personel, üçte biri de motorla ilgili giderler olsa. işte o kuryenin yakıt ihtiyacı elektrik üretim AŞ tarafından karşılanmış oluyor. Eğer orada fiyatları biz daha düşük tutmamış olsak bu dağıtım hizmetinin bedeli daha da artacaktı. Ve buradaki bedel de nihayet tüketiciye olumsuz yansıyacaktı. Yani serbest piyasada oluşan fiyatlar bugün daha yüksek. Onu da anlatacağım. İşte bu e, fiyatları vatandaşımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suistimal ettiler. Bunu konuşanların ya bilgisizliğinden ya da bilgi gizlemesiyle e, ilgili bir şey. Burada sanki bir başkalarına kaynak aktarılıyormuş gibi bir yorum yapıldı. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Tartışmaların bir boyutu buydu. Çok net bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer boyutu da Faturalar ve faturalarla ilgili o düzenleme evet. e, 150 e, kilo saatte başlamıştı. Sonrasında bir yeni düzenleme daha geldi. 210. E, sonrasında yeni bir süreç daha başladı. O sürece dair detayları da merak ederiz açıkçası. Özellikle ticarethane kısmı ile ilgili e, yeni bir düzenleme, nasıl bir düzenleme olacak? Tamam. Onu bir soracağım. İkincisi e, vakıflarla ilgili, özellikle cemevlerinde de kapsayan bir düzenleme var. Onu ayrı soracağım ama faturalarla ilgili bu yeni süreçte kademelendirme ve adımlar nasıl? Evet şimdi yıl başına geldiğimizde e, elektrik üretim maliyetleri EPDK hesapladı. En büyük kalem tabii bu elektrik üreticilerin maliyeti. Enerji borsasında günlük oluşan maliyetleri biz görebiliyoruz. Şu an itibariyle 1 saat elektriğin e, üretim maliyeti, satış maliyeti 150 kuruş. 1 saat. E, burada işte dağıtım hizmet bedelleri üzerine vergiler vesaire gelerek biz küçük tüke, özür dilerim, tüketicinin birinci kademesinde olanlara 116 kuruş artı KDV yani 137 kuruştan satıyoruz. Şimdi ilk akla gelen soru şu yani toptan 150 kuruş artı KDV'ye alınan bir elektrik enerjisi bunca hizmet ve maliyetlerden sonra nasıl oluyor da? 116 kuruş artı KDV'ye vatandaşımıza yansıtılıyor. Yani şöyle bir net hesap artması gerekirken evet. nasıl bir azalış var? Burada sanırım devlet. Şimdi bu normalde 150 kuruşun üzerine normal maliyetler gelmiş olsa burada tabii ki 200 kuruşların üzerinde bir bedel olacaktı. İşte orada hükümetimiz bir sübansiyon uygulamak suretiyle özellikle birinci kademede bu maliyetlerin olduğu gibi Nihayet tüketiciye e, ulaşmasını engellemiş oldu. Bir diğer husus niye peki enerji fiyatları arttı bilmiyorum belki soracaksınız. Orada da şu anda e, biz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan üretiyoruz. Nedir o? Örneğin doğalgaz. Örneğin doğalgaz çok güzel doğalgazda üretiyoruz. Efendim e, yine önemli bir kısmını e, kömür santrallerinden ki burada da ithal kömür payı yarıdan daha fazladır kömür santraller içerisinde. Şimdi yarısında dışa bağımlı bir üretim planlamanız, üretim pozisyonunuz var ve dövizle aldığınız ve maalesef de özellikle pandemiden sonra yurt dışında bu ürünlerin fiyatlarının 5 kat, 10 kat arttığı bir piyasayla karşı karşıyayız. Doğalgaz geçtiğimiz yıl bu rakamlar 1000 metreküpü uluslararası piyasalarda 110 üretim 120 dolara göre dağılımı görselimiz geldi efendim. Bu da üretim evet. Eee burada şimdi ben, bunun üzerinden de gidebiliriz. Buyur. Burada doğal gaz e, fiyatları e, 10 kat kadar arttı. Yani 115 dolardan 1000 doları aştı. 1200 1300 dolarlara doğal gaz fiyatlarını 1000 metreküp için söylüyorum. Kömür 50 dolarlar seviyesindeydi. 250 dolarlara çıktı bundan dolayı da tabii üretim maliyetleri artmış oldu. Doğal olarak da satış fiyatlarına yansıdı. Bir problem de geçtiğimiz yıl biz son 20-25 yılın en kurak sezonunu geçirdik. Herkes oh. hatırlıyor. Çiftçilerimiz, efendim içme suyuyla uğraşan belediyelerimiz hakikaten... Çok zor anlar geçirdik. Bunu da burada aslında çok güzel görüyoruz. Son 3 yılda 2019-2020-2021'de Hidroelektrikte düşüş var. %29'dan evet. Gördünüz. 16,98'e kadar. Hidroelektrik 2019'da toplam üretimimizin neredeyse 30'u kadar iken, 2020'de 25'e, 2021'de 16,8'e düşmüş. 13 puanlık bir azalma var. Peki hidrolikten üretemediğimizde, ihtiyacınız da varsa elektriği nereden üreteceksiniz? otomatikman yüzde artış gazdan, olduğu için evet. oradan karşılandı. Bakın doğal gazda da 2019'da yüzde 19'lar seviyesinde olan e, üretim e, payı 20'de, 20'de, 20'de 23'e geçtiğimiz yüzde 32'ye çıkmış. Bir de doğal gazın pahalandığı bir dönemde doğal olarak bizim elektrik üretim maliyetlerimiz artmış oldu. Yine ithal kömürde kısmen yatay bir seyir var baktığımızda. Yerli kömürden üretimimizde bir miktar düşüş var ama bu aldatıcı olmasın. Biz bir de geçtiğimiz yıl 2021'i 20'ye göre %9 civarında elektrik talebinde bir artış da oldu. Yani biz hem elektrik talebindeki artışı hem kuraklığı birlikte yönetmek zorunda kaldık. Bunlar da diğer bizim yenilenebilir enerji kaynakları. Rüzgar'da Rüzgâr'da artışta... artış devam ediyor. Güneş'te artışımız devam ediyor. Buralarda yatırımlarımızı artıracağız çünkü temiz enerji kaynakları bunların payının her yıl giderek arttığını ve başta pahalı kaynaklar olmak üzere diğer ithal kaynakların payının azaldığını göreceksiniz. Biz onun için hep daha yani çok yerli, daha çok yenilenebilir olsun istiyoruz. Çünkü biz 2002'de iktidara geldiğimizde 31 bin, 32 bin megawatt kurulu gücümüz vardı. Şimdi demin söyledim 100 bin megawata çıktı. Elektrik üretimimiz o dönemlerde 130 milyar kilovat saatlerde. Bir önceki görselde daha net vardı. Onu 330 da... milyar kilovat saate çıktı. Yani üretim artışını karşılamışız. Eskiden kesintili kısıntılı günler vardı. Yani 2000'li yılların öncesinde baktığımızda günde elektrik 2 saat 3 saat kesilirdi. Hem o açıyı kapattık hem de bunu yerli ve yenilenebilir kaynaklardan azami derecede yaralan, yararlanacak şekilde de Getirmiş oldu Anladığım şu efendim bir düzenlemenin fiyatla ilgili düzenlemenin zorunlu olduğu dünyadaki evet. fiyatlardan yaşananlardan zorunlu olduğu. Bunu e, minimum yansıtarak nasıl planladınız ya da yeni süreçte nasıl planlanıyor? Yeni adımlar var mı? Çok güzel. Şimdi biz e, yıl başında işte bu böyle bir tabloyla e, karşı karşıya kalınca tabi e, demin de dediğim gibi özellikle vatandaşlarımızın dar gelirli vatandaşlarımızı, orta gelirli vatandaşlarımızı daha düşük tarife diliminde tutmak suretiyle bu e, maliyet e, artışın tamamını yansıtmamış olduk. Önce 150 kilovat saatle başlamıştık. O dar gelirli ailelere hitap ediyordu. Sonra gelen talep istekleri dikkate alarak Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşüldü. 210 kilovat saate çıkartılmış oldu. Böylece orta gelir grubu da indirimli tarife içerisinde kalmış oldu. Günlük 7 kilovattan 210 kilovat saate geliyor. Ee, bu arada Ocak verileri elimize de gelmeye başladı. Belki sorarsınız diye. Söyleyeyim. Tamam soracağım. Ee, çok da merak ediyorum. Bu ne kadarlık bir mesken abone sayısını kapsıyor onu merak ediyorum. Ticaret annelerle ilgili düzenleme ne kadarını kapsıyor tamam. bunu merak ediyorum. Ve o 7 e, rakamı günlük 7 e, kWh neye tekabül ediyor? E, elbette böyle bir süreçte üstelik de dünyada da böyle bir şey yaşarken nelerden kısabiliriz? Ben Ankara'da görev yaptığımda enerji verimliliği evi olduğunu biliyorum. Orada da bununla ilgili planlamalar var. Onu da soracağım. Buyurun. Şimdi Ocak ayı bizim meskenlerde enerji tüketiminin en fazla, en yoğun olduğu aydır. Hem elektrikte hem doğalgazda. Kış dolayısıyla böyle bir yoğunluk olur. Buna rağmen Ocak ayı itibariyle indirimi tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının %64'ü çıktı. Yani 210'un altında olan. Evet. Neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kilovat saati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu. 210 kilovat saatlik e, tüketim de aşağı yukarı bugünkü rakamlarla 288 lira e, civarındadır. civarındadır. yüzde o %35'lik kısım ise 210 kW'ı aştı ama onlar da yine ilk 210 saatlik dilimdeki birim fiyattan yararlanmış oldular. Yani düşük tarife diliminden onlar da yararlanmış oldu. Aşan kısmı e, yüksek e, tarife diliminden yararlanmış oldu. E, o dönemde tabii hanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Burada da özellikle esnaf, küçük işletmeler, sanatkarlarla ilgili bir takım talepler Üzerine burada da bir çalışma yapıldı, kabinede de e, eline boyuna da tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız e, ticaret hanelerde de mesken tarife grubuna benzer bu tarife dilimi içerisinde bir indirimli tarife daha çalışalım dedi. Şu anda ona çalışıyoruz. E, Var mı ortaya çıkan bir kabatasak? Böyle e, yani e, e, şunu söyleyeyim e, aylık ne kadar kilovat saat olacak? O verileri topluyoruz biz de şimdi. Buradaki yaklaşımımız şu. İndirim meskende %64, %65'ini kapsadığımızı söylemiştim. Birinci in, tarife grubunda, indirimli tarife grubunda. Burada da amacımız %65'ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir e, çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük esnaf, küçük işletmeler yani o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış e, olacaklar. Çalışmalarımıza devam ediyor. Bir kademe mi düşünüyorsunuz i̇ki, efendim? Iki, i̇ki, kademe mi? i̇ki kademe meskende olduğu gibi ticarethanede de bir indirimli tarife e, olarak adlandıracağımız düşük tarifeden yararlanan bir grup olacak. Onu aşanlar yüksek e, tarife grubuna geçmiş olacaklar. E, burada da amacımız dediğim gibi aynı meskende olduğu gibi yüzde %64, 64-65'lik dilimini kapsaması. Bir de işte ticaret şeyi sordunuz. Dünyadaki durumu, dünyadaki durumu merak ediyor izleyicilerimiz. Onu anlatacağım, anlatacağız birlikte. Görsellerimiz de var ama özellikle STK'lar sizin de belirttiğiniz gibi ama onların daha üzerinde Cem Evleri ile ilgili tamam. atılan bir adım da vardı. Onu da sormak isterim. Buyurun. Çok sağ ol. Şimdi aslında bizim bu ticaret tane diye adlandırdığımız tarife grubu şu 5 abone grubunun dışında kalan diğer abone grubu. Hizmetler sektörü desek belki daha doğru olur. Burada kamu resmi binalar, özel sektör kuruluşları ve işte e, STK'lar da buradaydı. Şimdi e, bu gelen talepleri de değerlendirdik. Türkiye'de aşağı yukarı 130 bin civarında dernek ve e, vakıf var. Onları bu tarife grubundan mesken tarife grubuna almış ol oluyoruz. E, neredeyse belki yarı yarıya yakın bir indirim söz konusu olacak. Bu grupta yer alanlar. cememleri de uzunca bir süredir ülkemizde tartışılan konulardan birisiydi. Ee, bu uygulamayla birlikte onlar da bu ucuz tarife diliminden yararlanmış olacaklar. Ee, burada mesken grubunda ibadethaneler vardı eskiden. Şimdi dernek vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu. Yani ticarethanelerle ilgili düzenlemede artık STK'lar ve Cem Evleri A de o düzenlemenin içerisinde yer alacak. Ee, buraya kadar her şey çok net elbette. Peki dünyadaki durum ne? Elbette faturalarla ilgili soracaklarım var ama dünyadaki durum da merak ediliyor. Çünkü az evvel başlarken de siz tüm dünyada yaşanan bir süreçten söz etmiştiniz. Ona dair de rakamlar var. Ekranlara taşıyalım. Onun üzerinden de değerlendirmenizi alalım. Ee, özellikle Avrupa Avrupa'da Dur. nasıl bir süreç var? Bir gözümüzde Ukrayna'dayken yaşanan gelişmeleri de takip ederken Avrupa'daki durum konutlarda aylık 200 kW elektrik tüketimine karşılık gelen fatura tutarı olacak 2022 itibariyle Türkiye 3. sırada. Buyurun. Evet şimdi ortalama Türkiye'de işte elektrik tüketimini bir sosyal konutta yani 4-5 kişilik bir aileden bahsediyoruz. 200 kW aynı şekilde Avrupa'da da 200 kW tüketmiş olsaydı bakın biz 200 kW için 274 lira ayda para öderken Bizden düşük sırada Ukrayna ve Sırbistan var. Biz üçüncü sıradayız. Onun dışında Macaristan, Karadağ işte komşumuz Bulgaristan, Yunanistan diğer komşumuz bizim neredeyse iki katımız ödüyor 563 lira. Biraz daha batıya gidelim yani soydaşlarımızın yoğun yaşadığı ülke Almanya. Bakın 200 kilowatt için 1525 lira aylık bir bedel ödüyor. Biz bunu zaman zaman kullandık. Şöyle eleştiriler geldi. İşte satır alma gücümüz farklı. Orada asgari ücret ne kadar? İşte sizde asgari ücret, bizde asgari ücret daha düşük. Bu kıyaslama çok doğru Paranın değil demişlerdi. Paranın değeriyle ilişkili süreçler de tartışılmıştı. Ama o, Yandaki tablo sanırım. Onu verecek ama oraya geçmeden şunu söyleyeyim. Yani Avrupa ülkeleri gazı hangi fiyattan alıyorsa 3 aşağı 5 yukarı biz de aynı fiyattan alıyoruz. Petrolü onlar hangi fiyattan alıyorsa biz de Aşağı yukarı navlu, nakliye bir takım kriterler var. Aynı fiyattan alıyoruz. Yani bugün petrolün varili 93-94 dolar ise Almanya'da o fiyattan alıyor. Türkiye'de, Kenya'da, Çin'de. Dolayısıyla buradaki yüklenilen maliyetler uluslararası fiyatlar neyse o şekilde. Bir bakır fiyatı da biliyorsunuz emtia piyasasında öyle belirleniyor. Demir çelik. Yani bugün biz belki doğrudan demir çelik üretmiyoruz gibi inşaat sektörünün ana ham maddelerinden birisi veya bir otomobil alıyorsanız aslında siz demir çeliğin fiyatını da ödüyorsunuz. Sadece yani bir, bir bütün olarak otomobili aldığınızda onlara da bir bedel ödüyorsunuz. İşte bu son 6-7 aydır yani son, geçtiğimiz yıl başlayan bu emtia fiyatları, ham madde fiyatları, enerji fiyatlarının yansıması bakın böyle. Biz... İşte vatandaşımıza daha düşük yansıtmışız. Demin izah ettiğim gibi. Peki gelelim asgari ücret içerisinde bunun payına. Evet aslında bu çok daha e, özellikle son dönemde konuşulan e, tartışılan başlıklardan biri olarak net bir rakam net bir ifade. Buyurun. Evet şimdi burada ortalarda bir yerdeyiz. Yani Türkiye e, bizdeki bürüt asgari ücreti dikkate aldığımızda çünkü biz de diğer ülkelerin bürüt asgari ücretlerini aldık. Burada farklı vergi uygulamaları var. Doğru onları dikkate almadık. En azından onu söyleyeyim ama tabii son uygulamayla biz brüt aslında asgari ücretler vergiyi de kaldırdık. Net veriyoruz. Onu dikkate aldığımızda biz birkaç sıralama daha yukarıda çıkabiliriz. Fakat hani standart bu Eurostat'tan temin edilen bürüt asgari ücretler üzerinden baktığımızda Türkiye'de asgari ücrette geçinen evine bir asgari ücret giren vatandaşımız Asgari ücretin bir ayda yüzde 5,48'ini elektrik harcaması için kullanıyor. 200 kilovat olarak gelen faturası evet, herkes asgari için. ücretinin yüzde Evet burada işte belki Macaristan 3,81. Hani daha düşükleri de söylüyorum. E, Litvanya 4,58. Komşumuz 4,79. Ama bakın bizden daha çok bedel ödeyen Belçika, Polonya, Slovakya, Portekiz, Almanya mesela. Yani yine soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerde orada da bir asgari ücret ki 1621 euro imiş, 100 euro ödüyor 200 kW için, maaşının 6,18'ine karşılık. Romanya komşu ülkemiz, Karadeniz'den. orada bir asgari ücret 515 euro ve yaklaşık neredeyse %15'ini elektrik için ödüyor. Bunun benzer gazı da vardı bilmiyorum arkadaşlar. Doğal gazı bir sonraki tamam, bölümde peki. ilerleyen dakikalarda ayrı bir başlık olarak değerlendirelim. Çünkü bir müjdeli haberi de geride bıraktığımız günlerde paylaşmıştık. Doğalgazla ilgili konuşulacak müjdeli haberler de var ama elektrik noktasında devam edecek olursak özellikle elektrikte, faturada o düzenleme ile ilgili hangi adımlar atılır, nasıl bir hesaplama yapılıyor, nelerden dikkat ederek o rakamı düşürmek mümkün? Buna dair önümüzdeki süreçle ilgili beklentilerinizi de almak isterim açıkçası. Çünkü faturalarla ilgili çok soru geldi ve hepsi birbirinden farklı, birbirinden farklı süreçleri de kapsıyor. Doğru. Ee, doğru. Biz tabii yani bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı zorluk yarattığını farkındayız. Ee, ve onun için de çare arıyoruz. Burada geçtiğimiz yıl e, yine biz büyük oranda hazine üzerinden biliyorsunuz destekledik. Ne kadar destekledik? Doğalgazda 80 milyar lira civarında, elektrik tarafında 20 milyar lira, toplamda 100 milyar liralık bir enerji desteği vermiş olduk. Bu haliyle baktığımızda doğrudan ya da dolaylı olarak bir hane, bir aile başına 5 bin liralık geçen sene yıllık destek verildi. Şimdi biraz önceki ifadelerimden hareketle elektrik ve doğalgazda 2022 yılı içerisinde de bu rakam 100 milyarın üzerinde gerçekleşecek gibi duruyor. Yani hala devletimiz bu anlamda ciddi bir destek atıyor. Ee, ama tabii hazinenin de kaynakları sınırlı, namütenayi değil. Devletin de zorunlu olarak bir takım harcama giderleri var. Memur, işçi, emekli yatırımlar devam ediyor bir taraftan biliyorsunuz. ve yani Oralara da kaynak ayrılması gerekiyor. Tabii tüm kaynakları sadece bu alandaki desteklere ayırdığımızda bir sefer de oradaki zorunlu yapılması gereken hizmetler aksayabilir. O açıdan son derece kritik. Bir de şimdi yaptığımız iş belki kuruşla satıyoruz ama milyonlarca insan kullandığı zaman orada milyarlar çıkıyor ortaya. Yani enerji sektörünün büyüklüğü, elektrik açısından söylüyorum. 520 milyar lira. Hani KDV dahil nihai fiyatlar açısından söylüyorum. KDV ayırırsanız hadi 450 olsun. %10 herkese ayrım yapmadan indirim yapalım ve bunu devlet karşılasın dediğinizde 50 milyar eder. %20 devlet karşılasın dediğimizde 100 milyar eder. Belki %10 indirim yapsak yani çok da vatandaş açısından 100 liralık faturanın 90 lira belki çok da etkileyici de olmayabilir baktığınızda. Ama karşı tarafta bütün tabii kesimleri aynı oranda desteklediğinizde büyük rakamlar çıkıyor. Netice itibariyle o da yine vergi mükelleflerinden topladığımız bir kaynaktır. Ama her şeye rağmen sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta bu konuda desteklerini ifade etti. Vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Ama bir de taşınması gereken bir yük var. Bunun bir kısmı da ister istemez tabii ki vatandaşlarımızın üzerinde kalıyor. Ama bu sürenin ben çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Ee, ya yaklaşık 25-30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Birçok yurt içinden yurt dışından arkadaşlarım var. Bakan düzeyinde de bir araya geliyoruz. Onlarla da konuşuyoruz. Avrupa'da da dediğim gibi son derece gündemde sıcak bir konu bu kadar yüksek fiyatlarla bu işin çok sürdürülebilir olmadığını kaynak ülkeleri de dahil bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin yetkilileri de konuşuyor. Yani burada işte tabii özellikle doğalgaz, petrolde jeopolitik riskler, gerilim noktaları bunlar bu tür fiyatların artmasını biraz destekliyor ister istemez. Çünkü son derece stratejik emtialar bunlar. Buralarda bir tansiyon düşüklüğü. İşte bununla birlikte bir kuraklığın geçmesi gibi barajlarımız inşallah bu sene Neyse. ciddi yağışlar alıyoruz. O henüz daha barajlarımıza eriyip gelmedi tabii. Ama arkadaşlardan ben sürekli düzenli de rapor alıyorum. Bu gibi etkenlerle e, bu süreci çok fazla uzatmadan atlatmış yani olacağız. Ben şöyle doğru anlıyorum. Böyle bir fiyat düzenlemesi yapıldı ama eğer özellikle doğalgazdaki fiyat düşerse, e, hidroelektrik santrallerinde su ile ilgili süreç gelirse aşağıda gelebilir. Tabii. Yani çünkü Bir öngörünüz var mı bununla ilgili yaz ayları mı? E, Yani şöyle süreyle ilgili bir şey vermek doğru değil. Yani bir kısmı iklim ve bizim daha doğrusu kontrol edemediğimiz alanlar öyle söyleyeyim. Yani bizim kontrolümüzde olsa ben size 3 ay sonra, 5 ay sonra burada bir işte gerileme olur diyebilirim. Eee bir kısmı iklim değişikliği ile ilgili hususlar, bir kısmı da yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin oradaki fiyatlamalarıyla Geopolitik alakalı hususlar. Yani Rusya evet. ile Ukrayna arasındaki gerilimde tansiyon düşerse, Tabii. belki doğalgazın gazın fiyatı düşerse, Düşer. faturalara Bundan yansıyabilir. Şüphesiz. O zaman yine oturulacak, maliyetler hesaplanacak. Tabii ki vatandaşımızı biz bu anlamda koruma adına hemen yansıtırız. Burada bir bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Efendim aslında bir de konu çokça siyasetin konusu olduğu için ona dair de bir soru sormak istiyorum. Özellikle ana muhalefet lideri e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi vardı faturalarla ilgili. O faturalarla ilgili o ifade sonrasında sizin bu ifadeyle ilgili görüşleriniz bunu merak ederim açıkçası. Evet şimdi burada yani kural, ödemeyeceğim. tabii ifadesi. yani şöyle söyleyeyim bir e, bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Yani ben de elektriğimi ödemesem. Hiç gözümün yaşına bakmaz. Elektrik şirketi bu elektrik hizmetini keser. Onun bir süresi var tabii. Yani fatura gidiyor size ihtar çekiliyor, ikinci ihtar çekiliyor, ikaz ediliyor. Bu süreçlerden sonra da kesilir. Yani bu şuna benziyor. İşte siz markete gittiniz, alışveriş yaptınız. Ama ben parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz. Yani o ürünleri size satarlar mı? Satmazlar. Bu şirketlerde yani elektrik tedarik şirketleri de Demin bahsettiğim gibi borsadan elektriği bugün alıp yarın ödüyorlar parasını 45 gün sonra da tahsil etme durumundalar. Eğer o tahsilatı yapamazsa geriye doğru ödemelerde problemler yaşanabilir. Orada işte yüzlerce binlerce insan çalışıyor. Bunu bir politika aracı olarak kullanmayı doğru bulmam. Ve sen Cumhurbaşkanımız da ifade etti zaten biliyorsunuz. Yani ödemezse kesilir dedi. Şimdi bakalım süreç nasıl işleyecek biz de bekliyoruz. Peki efendim bir de elektrik konusundan doğalgaz konusuna yavaş yavaş geçeceğim ama geçmeden önce Isparta'da yaşananlardan sonra siz de o noktadaydınız. Yaşananları takip ettiniz, gelişmeleri takip ettiniz. Ona dair gelişmeleri de sormak isterim. Evet 3 Şubat'ta biz Sayın Cumhurbaşkanımızla Ukrayna seyahatindeydik. O gece döndük benim Bakü'de bir uluslararası toplantım vardı. Oraya intikal ettim. Biz seyahatteyken arkadaşlar o bilgileri Paylaştılar. Anında tabii ilk önce oradaki şirketin elemanları sonra biz Ankara'dan yöneticilerimizi gönderdik. Cuma da takip ettik. Ben döner dönmez zaten hemen Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştük ve ertesi gün süratle Isparta'ya geçtik. İspat... Dilerseniz e, yavaş yavaş araya da gideceğiz. E, sizi alayım. E, Peki. Sonrasında doğalgazla ilgili Çıkarsın. görsellerimiz var. Tekrar e, görsellerimiz içerisinde Şimdi... sizlerle izleyicilerimizle buluştururuz o görselleri. Buyurun efendim. Şimdi oraya gittim dedi hakikaten e, şehir merkezinde e, elektriği hala verilememiş aboneler vardı. Kırsalda verilememiş aboneler vardı. E, olay e, lokal anlamda bir afet boyutunda idi. E, ve Isparta'da yaşayan dostlarımız da var. Sayın vekillerimizle de orada birlikteydik. Yani bir son 20 yılda bu kadar şiddetli bir kar yağışını onlar da hatırlamıyorlar. Şehir merkezinde 50 ila 80 santimetre kalınlığında bir kar yağışı olmuş. Bununla birlikte bir buzlanma da olmuş bir atmosferik koşullar nedeniyle. Bu buzlanma ile birlikte de tabi buz yükü dediği diye tabir ettiğimiz hatların kopması ağırlığa dayanamayarak kopması var. Toplamda 11-12 bin arıza tespiti yapıldı yani bunların bir kısmı direkt devrilmesi bir kısmı da hat kopması ile ilgili. Ee, Isparta ilinde yıllık 1000-1200 civarında e, olağan işletme koşullarında arıza gelen bir ilimiz. 12 demek bu 10 yılda oluşan arızanın sadece bir günde oluşması demek. O da işte bir 10-11 saatlik bir yoğun kar yağışı nedeniyle. Ama biz gittik ekipleri çevre illerden ta Yozgat'tan Sivas'tan dahil hemen süratle 650-700 ilim personele fiilen arazide çalışacak. Gece gündüz bir çalışmayla hamdolsun kazasız belasız elektrik arzını tekrar sağlamış olduk. Bu arada tabii bu tip... E, afetlere hazırlıkların ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin de ben elektrik dağıtım sektörünü yetkililerin yöneticilerini hemen süratle Ankara'da topladık. Masaya tekrar yatırdık bu acil eylem planları ve afetlere hazırlık ve sonrasında yapılması gereken. Gördüğümüz bir takım e, hadiseleri aksaklıkları da orada kendilerinde paylaştık ve e, şu anda e, TEDAŞ'ta ayrıca bu ile ilişkin, burada yapılan iş ve işlemlere ilişkin afet öncesi ve sonrasında bir incelemede başlattı. Ee, bir e, kusur, aksaklık varsa tabii ki gereken neyse yapılacak. Orada taviz veremeyiz. Ee, bir diğer hususta burada alınması gereken dersler onlar değerlendirilecek ve bir başka yerde yaşanmaması için o e, bölgelere de bu yönde ilave tedbir alınmasını biz kendilerine ileteceğiz. Teşekkür ederim aslında bir araya gideceğiz araya gitmeden önce e, onu atlamayayım diye sorayım e, bir örnek fatura üzerinden hesaplamanız var mı arkadaşlarımız e, bu bağlamda birçok soru geldiğini de bana iletiyor örneğin e, 300 liralık faturaya daha az evvel zikretmiştiniz Bilmiyorum. 280 liranın altına gelecek o rakamlar ve fatura karşılıkları ile ilgili var mı rakamlar örneğin 500 liralık fatura ne yönde değişir? Ticaretlerle ilgili bir düzenleme olursa nasıl bir indirim bekleniyor bir planlama yapıldı mı rakamlar üzerinde? Yani üzerine. konutlarla ilgili belki arkadaşlar örnek fatura bulabilirlerse onun üzerinden izah edebiliriz. Tabii ticarethane ve esnaflarla ilgili çalışma henüz devam ettiği için burada belki değerlendirmek çok uygun değil. Yüzde üzerinden onu çalışacağız. Değil anladığım Sayın Bakan. Kullananların yüzde 65'i ya da yüzde 70'ini kapsayacak şekilde. Evet onu ve... kastettim. Evet. Tabii, yani yani bir rakam o... üzerinden değil. Yok. E, kapsayacak şekilde ve iki tarife dilimi arasında muhtemelen %25 civarında bir e, birim fiyat farkı olacak şekilde. Bu da dolayısıyla indirim e, anlamına geliyor. Ama amacımız da işte bu e, grupta yer alan e, yaklaşık e, 7 milyon küsür bir e, ticari işletme var. O, küçük, orta, büyük ölçekli. Özellikle de hani, e, küçük ölçeklerin belki tamamını mümkünse kapsayacak bir ...kademeden bahsediyoruz. Yani aylık bir rakam söyleyeceğiz. Şu aynı konutta olduğu gibi işte 210 kWh demiştik. Tabii ki 210 kWh'den daha fazla olacak o dilim. Çünkü esnafın da ona göre kendi elektrik giderleri... ...elektrik tüketimi daha doğrusu bir konuta göre biraz daha fazla. Bir araya gideceğim. iki dakikam var. Sektörün paydaşlarıyla da görüştüğünüzü biliyorum. Evet. Bu anlamda onların talepleri, görüşleri... Onların attığı adımlar ya da atabileceği adımlar nelerdir belki e, öncesinde araya gitmeden son sorum olsun. Ee, evet biz sektörle de hem üretim hem dağıtım hem de tedarik boyutuyla da e, bir araya geldik. Bu süreçte daha yoğun bir araya geliyoruz. E, burada nasıl daha fazla katkı sağlayabilirler biz kendileriyle de görüşüyoruz. Burada tabii maniyetleri e, ne kadar azaltabilirsek onların da o zaman satış fiyatları demin bahsetmiştim borsa üzerinde. Daha düşük fiyatlar, fiyatlarla olacak. Ee, Tabi sadece bir üretim santrali maliyeti yakıt maliyetinden ibaret de değil. Yani orada işletme giderleri dediğimiz personel çalıştırıyor, personel giderleri var. Bu tesisin işte bakım onarım giderleri var. Bu tesis yeni bir tesisse örneğin kredi kullanılarak alınmıştır. Bu kredilerin geri ödeme gibi bir takım giderleri ve maliyetleri var. Bu anlamda bu giderleri biz optimize edip azaltarak, bir katkı beklediğimizi sektöre de söyledik. Burada yükün tamamını bize bırakılması adil ve doğru değil. Onlar da bu konuda gereken katkıyı, fedakarlığı yapacaklarını söylediler. Şimdi bir çalışma içerisindeyiz birlikte. ...bunları bu işte kısa süre içerisinde inşallah netleştireceğiz. Peki efendim bir araya gitmek zorundayım e, ama araya gitmeden önce... ...aradan sonra soracağım soruları izleyicilerimizle paylaşayım... E, ...yanıtlarını aradan sonraya bırakayım. Doğalgazı soracağım, doğalgazla ilgili süreç devam ediyor... ...müjdeler var Karadeniz'le ilgili süreç onu soracağım o müjdeler... E, ...evimize hanemize e, artık bizim doğalgazımız diyebiliriz herhalde... ...ne zaman ulaşacak bir erkene çekilme gibi bir durum var mı onu soracağım... Nükleer santrali soracağım belki tüm bu süreçlerle ilgili... ...indirimin yaşanabileceği, e, üreteceğimiz enerjiyle ilgili süreç bunları soracağım ama önce çok kısa bir ara aranın ardından özel yayınımız devam edecek. Gündem özel yayınımız devam ediyor. Çok kıymetli bir konu ağırlıyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bizlerle birlikte ilk bölümde dilimiz döndüğünce elektrikle ilgili gelişmeleri konuştuk. Sizden de gelen çok soru var. Özellikle örnek faturalarla ilgili. Ee, dilerseniz efendim örnek faturalarla elektrikle başlayalım. Sonra Doğalgazla ilgili gelişmeleri değerlendirelim. Sizi yine görselimizin önüne rica edeceğim. 3 e, örnek fatura hazırladı arkadaşlarımız. Onun üzerinden e, nasıl bir tarif uygulanacak ona dair evet. gelişmeleri yorumlamanızı isteyeceğim. Şubat 2022 elektrik fatura örnekleri. Mesken'den geldi örnekler. 3 fatura, 3 ayrı 150, 210 ve 350 saatlik faturalar. Faturalar. Şimdi burada 150 kWh günlük tüketim ortalaması bu faturalarda da Şöyle yazıyor. Buradan belki kendi güç tüketimizi yani elektrik tüketimizi kendimizi kontrol edebiliriz bu faturada. Günlük ortalama 5 kW'mış. Tüketim miktarı da 150 zaten 30'a bölünce 5 kW ortalama çıkmış oluyor. Son ödeme tarihi örneğin bu faturada 21 Şubat olarak belirlenmiş ve toplam bedel de 206 lira. Evet. Bugün Şimdi, itibariyle gerçekleşecek. Evet evet. Durum. Yani bu bir gerçek tüketim. Peki e tam sınır 210 kWh. 210 kilovat saatlik bir örnekten hareketle de Tüketim 210 işte ortalama günlük 7 kilovat saate gelmiş oluyor. Ee, burada da rakam 288 Türk lirası KDV ve diğer vergiler dahil ödenmesi gereken rakam. Ama. Işte, Peki aşılırsa. E Tabii aşılırsa ne oluyor? Yani e sizin de ilk sorunuzda söylemiştik. Aşağı yukarı 3'te 2'si bu 200 10 kilowat'tın altında kalmış. O aslında örnek faturalarda denk gelmiş oldu. Yani iki Doğru. fatura kalmış oldu. İşte 150 saat ve 210 kW saatlik. E gelelim işte 350 saat tüketen bir müşterimize. Burada bakın dikkat ederseniz faturada düşük kademede 210 saat diyor. Birim fiyatını yazmış. E aşan kısım için birim tüketim miktarını yazmış. 140 kW. Toplamda da zaten işte 350 kWh. Bu abonemizin günlük ortalama tüketimi 11 kWh civarında. Bu abonenin ödeyeceği rakam da 576 lira. Peki efendim bu faturalarla ilgili iki sorum olacak. İlki özellikle şirketlerle ilgili. Örneğin İstanbul için bu şirketlerle ilgili çalışırken... ...farklı bir şirketi tercih etme ya da farklı hizmetler almak için... Ee, değiştirme gibi bir şansımız var mı ki bu da rekabeti beraberinde getiriyor. Buna dair bir sorum olacak. Diğeri de fatura okuma süreleri ama ilk ile başlayalım buyurun. Evet. Doğru. Ee, aslında serbest tüketici diye bir tanımımız var. Şu anda yanlış aklımda kalmadıysa e, aylık 150 kilowatt saatin üstünde tüketen herkes serbest tüketici, tedarikçisini değiştirme ve seçme hakkına sahip. Ee, büyük bir çoğunluğu dolayısıyla aslında serbest tüketici ülkemizde benzer olarak Önemli siz bir GSM abonesisiniz. Yani cep telefonu abonesisiniz. Nasıl işte ülkemizde 3 tane e, ulusal çapta operatör var. Onlardan birisine gidebiliyorsunuz. Burada da aslında siz bulunduğunuz bölgedeki görevli tedarik şirketinden elektriği almak zorunda değilsiniz. Yaklaşık 200 civarında serbest tedarikçi şirket var. Onlardan da elektriğinizi belki daha uygun şartlarda temin etme imkanına sahipsiniz. O ilk şablonda hatırlarsanız elektriğin fiziksel olarak akışını göstermiştim. Bir değişiklik yok. Ancak tedarik sürecinde siz farklı bir tedarikçiyle de çalışabilirsiniz. Ama tedarikçinizle anlaşamadınız. Bir şekilde yeni bir tedarikçi de bulamadınız. O zaman elektrik sizde kalmayacaksınız. Evet. İşte bu tedarikçi, görevli tedarik şirketi dediğimiz dağıtım bölgesinde görevli tedarik şirketleri var. Elektriğinizi onlar size yeni bir tedarikçi buluncaya kadar ya da bulmasanız da sözleşme yaparak artık görevli tedarik şirketinden elektriğinizi alabilirsiniz. Burada bir zorunluluk yok. Rekabete açık serbest bir, bir piyasadan bahsediyoruz. Peki bu yayını yapacağımızı duyurduktan sonra gelen sorulardan bazıları da okuma süresiyle ilgili. Evet. Bir önceki görseli rica edeceğim yönetmenimden. Onun üzerinden de bakacağım. O okuma süreleri toplam kilowatt saati aşıyor ya da benim 35 günde okundu. Benimki belki biraz daha üzerinde okundu gibi ifadeler var ama örneğin burada okuma süresi 13 Ocak 2022 ilk. 11 Şubat 2022 yani 30, 30 günlük gün. bir evet. ortalama. Buradaki e, hepsi 30 günlük 30 olarak gün, hesaplanmış. Ama diyelim ki 30, 30, 35 oldu. 35 oldu aslında. Ve geçti. 210, tam 210'da 35 olunca evet, da geçmiş e, oldu. Mevzuata göre e, elektrik dağıtım şirketi nominal düzgün olarak 30 günde bir okuması lazım. Ama artı eksi 5 günlük bir toleransı var. E, niçin toleransı var? Bazen kar kış veya eviniz kapalı olabiliyor. Yani. Özellikle yazlık köy evlerinde vesaire de bu çok oluyor. Oraya bir okuma elemanı gidiyor. Bir gün sonra bir daha geliyor bulamıyor. Bunun gibi durumlar da olabilir. Bir mağduriyet yani, ortaya çıkar Çıkmaz. Niye çıkmaz? Biz dikkat ederseniz günlük 7 saat dedik. Hı. Örneğin 30 günde okunmadı da sayacınız 32. gün okundu. O zaman e, 7 çarpı 30, 210 yerine 7 çarpı 32, 224 saatlik dilime dikkate alınacak. Yani, aslında yani bir matematik... hak kaybınız yok. Erken de okursa, 7 ile hesaplanıyor. Kaç 7, günde tabii, okursa tabii. onun üzerinde yani 30 gün e, sabitlendiği için 210 örneği veriyoruz. veriyoruz. Aslında e, günlükten nedir? gitmek lazım. Günlük 7 kilovat evet. saat kadar e, bu anlamda ilk kademin içerisine giriliyor. Peki bu anlamda bir sorun daha olacak. Elektriğinizi Kendiniz üretirseniz ya da böyle bir süreçle ilgili adım atılırsa buna dair nasıl bir uygulama var? E, dünyada örneklerini zaman zaman görüyoruz. Türkiye'de de sıklıkla görüyoruz. Özellikle yaz aylarında birçok noktada e, elektrikle ilgili adım atılırken güneş enerjisinden örneğin elektrik üretiliyor. O zaman bir önceki sayfaya bir daha bir dönelim. Bir önceki sayfaya gelelim. Ee, bu elektrik şimdi burada tam da sizin dediğiniz gibi bakın 7.816 megawatt güneş santralimiz var. Ee, bunun yüzde doksanı neredeyse lisanssız dediğimiz kendi elektriğini üretmek üzere kurulmuş santrallerden oluşuyor. Bu şu demek, siz kendi evinizin çatınız, çatısına, iş yerinizin çatısına veya arsanızın içerisine kendinize ait olmak ya da bir kullanım hakkı elde etmek kaydıyla güneş santrali kurabilirsiniz. Sınır eskiden 1 megawatttı, şimdi o sınırı da kaldırdık. Sizin evinizin veya iş yerinizin elektriksel olarak sisteme bağlantı gücünüz kaç kW'sa, kaç MW'sa artık o bağlantı gücüne kadar güneş santrali kurabilirsiniz. Örneğin, eviniz 10 kW'lık bir elektrik bağlantı gücüne sahip sözleşmesel olarak 10 kW'lık bir güneş paneli çatınıza kurabilirsiniz ki evinizin ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılayabilir. Hatta yaz aylarında benim de tanıdıklarım da var. Güneşin bol olduğu mevsimlerde ihtiyacından fazla ürettiği için sisteme satıyor ve bir bedel de alıyor. O zaman da kışın aylarında örneğin aylık mahsuplaşılıyor bu çünkü. Bir aylık, ne kadar, oluyor yani? karşılıklı... aylık ne kadar, tabii aylık ne kadar ne kadar ürettiniz ona göre. Yaz aylarında genellikle alacaklı oluyorsunuz sisteme verdiğiniz için. Kışın da tabii kış şartları, bulut vesaire tüm ihtiyacınızı belki santralden karşılayamıyorsunuz. Ama yazdan satmış olduğunuz bedeli şöyle tanımlarsanız aslında sizin o bir nevi elektrik bedeli. Yani elektriği depolayamadınız da para olarak stokladınız, depoladınız. Kışında faturanızın bir kısmını işte o yazdan fazladan tahsil ediniz bedelle de ödeyebilirsiniz. Böyle bir imkan hem konutlarımız için var hem işyerlerimiz için var. Şu anda resmi kurumlar bunu yapıyor. Tarımsal sulamada biz şimdi teşvik ediyoruz. Hazine Bakanlığımızda müşterek çalıştığımız bir program var. Orada çiftçilerimize özellikle güneş santralleri kurulumuyla ilgili belki uzun vadeli, düşük faizli bir kredilendirme imkanı da olacak. Bunu biz özellikle de destekliyoruz. Kendi Kısacası kendi elektriğini kendin üret mantığıyla. Fazlasını üretirsen Tabii de kışın yani Herkes bir yerde çünkü Avrupa'da da Amerika'da da Çin'de de hakikaten bunun çok büyük güzel Japonya'da örnekleri var bir şekilde sadece elektriği kullanan, talep eden değil, üreten, sisteme giren firmalar, bireysel girişimleri daha doğrusu teşvik etmiş oluyoruz. Efendim elektrikle ilgili başlığı kapatacağım. Doğalgaza geçeceğim. Çünkü doğalgazdan da iyi haberler geliyor ama doğalgaza geçerken önce jeopolitik risklerden bahsedeceğiz. Çünkü bir gözümüz Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde bugün Donbas'tan evet. gelen haberler gerilimi zirveye ulaştırdı. Karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Önce doğalgazla ilgili buradan başlayalım. Ardından da Türkiye'nin doğalgazla ilgili o yolculuğunda sorularım olacak. Ee, konuşmamızın başında da niçin bu enerji fiyatları arttı sorusunu cevaplarken de aslında söylemiştim. Bu tip coğopolitik e, tartışma noktaları, gerilim noktaları özellikle de taraflar dan birisi bir kaynak ülke ise veya diğeri bir koridor ülke ise doğal olarak bu ürünlerin pazara erişimi konusunda bir takım riskler barındırıyor anlamına gelir. Böyle bir ileride olabilecek muhtemel bir kısıtlama düşüncesiyle de fiyatlar genellikle artar. Nitekim biz bu Ukrayna üzerindeki krizlerde de çok iyi gördük. tartışmanın alevlendiği, büyüdüğü dönemlerde Uluslararası borsalarda doğalgaz ve petrol fiyatlarının arttığını gördük. Örneğin Geçen, şu anda da var. o Mesela anlardan Mesela krizle e, yine geçtiğimiz hafta benzer bir e, süreç oldu. Bir günde %14 fiyatı arttı doğalgazın. Ertesi gün bir takım açıklamalar oldu. Ortamı yumuşatıcı. %14 geriye düştü. Petrol 95 dolarlara çıktı. 91-92 dolarlara düştü. Şimdi bugünkü olaydan sonra yarına bakmak lazım petrol ve gaz fiyatlarında nasıl olacak? Bu arada tedarikle tabii... ilgili süreci de vardı. Ona dair bir görselimiz var. Önce onu isteyeyim. Peki. Sonra Avrupa'daki peki. fiyatlara bakalım. Peki. Doğal gaz giriş kapasitelerini ekranlara getirelim. Türkiye ne kadar tedarik ediyor? Ee, bu anlamda hangi noktalarda e, Türkiye ne kadar alıyor? E, buna dair de o görsel ekranlara gelecek. Ardından da e, şu anda yansıdı. Buyurun bu görsel üzerinden de devam edelim efendim. İran'la ilgili de ayrı bir sorum olacak. Evet, peki. Şimdi biz e, Türkiye'de e, yani 2000'li yılların başında sadece 5-6 büyük şehrimizde doğalgaz kullanılıyordu. İşte İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Kocaeli. Ama amdolsun Sayın Başkanımız doğuda ne, olacak, batıda ne varsa doğuda doğu o olacak direktifiyle ve vizyonuyla hareket ettiği için biz bu kısa süre içerisinde 81 ilimizin tamamına doğalgazı götürdük. Şu anda neredeyse 600'e yaklaşan yerleşim birimimizde doğalgaz kullanıyoruz. Hala da talepler var. E, ciddi yatırım programlarımız var. Ve bugün itibariyle ülkemiz nüfusunun neredeyse %75-80'i doğalgaza erişmiş durumda. Sadece konutlarda değil, iş yerlerinde, sanayide, işte demin söyledik elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi arttı. Tabii temiz, ekonomik, konforlu bir çağdaş yakıttan da bahsediyoruz. Öyle olunca da talep artıyor ve geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık tüketimde. 60 milyon metreküp. Şimdi bu 60 milyon metreküpü siz hangi kaynaklardan e, temin edeceksiniz ve vatandaşa bunu hissettirmeden bir arz sıkıntısı yaşamadan da e, vatandaşınıza ileteceksiniz. Şimdi tabii geçmişte biz rahmetli özel zamanda ilk biliyorsun Sovyetler Birliği'ye yapılan bir anlaşma var 1986. O tarihte yapılan anlaşmayla o zaman tabii Doğu bloku ülkeleri Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna üzerinden bir hat çekiliyor. Biz ilk doğalgaz gaz akışını e, Edirne üzerinden e, alıyorduk. Ama iki sene öncesine kadar e, bu Akış vardı. Şimdi o akış biliyorsun. Artık Türk akımı üzerinden, yani Karadeniz'de başka bir ülkenin deniz suyundan geçmeden doğrudan iki ülke arasında bir e, hat çekilmiş oldu. Doğru. İki tane hat var. Batı'dan aldığımız o hat gazı artık e, Karadeniz'den gelen Türk akım üzerinden alıyoruz. Allah'tan bu yapılmış. Onu da söyleyeyim çünkü Ukrayna krizi geçmişte de zaman zaman bazı sıkıntılar olmuştu Ukrayna ile Rusya arasında. Borç alacak fiyatla ilgili ee, ve orada akışı tam bazen sağlamakta zorlanıyorduk bize kadar. Ee, şimdi artık böyle bir sıkıntı olmadan doğrudan Rusya'dan geliyor. Yine bir mavi akım projemiz var biliyorsunuz daha önce hayata geçmişti. O çalışıyor ama bu son birkaç yılda biz tabii kaynak giriş noktalarını arttırdık ciddi olarak. Azerbaycan'dan daha önce Erzurum'a gelen bu giriş noktası ilave olarak şimdi bir de TANAP'ın e, Eskişehir'den bağlanan bir hat daha yapıldı. İki sene önce işletmeye aldık. Buradan da yıllık 6 milyar metreküp geliyor. Yine bu hat e, Çanakkale Boğazı geçişli Yunanistan üzerinden biliyorsunuz İtalya'ya kadar giden bir boru hattı. Buradan 10 milyar metreküpü de bizim bu boru hatları üzerinden Avrupa'ya taşınmış oluyor. İran'dan yine bir akışımız var, giriş noktamız var. Bunlar... Kara noktalarından bora hatlarıyla giriş noktalarımız. Tabii ülkemiz büyük. Ee, sadece boru hatlarıyla bu kadar talebi karşılamak ve sistem dengesini tutturmak o kadar kolay değil. Ee, yine geçmişte yapılan Marmara Erelisi'nde bir terminalimiz vardı. Bunun e, işleme kapasitesini e, 16 milyon metreküpten 37 milyon metreküpe çıkarttık. Burada bir özel şirkete ait elenci terminali var. Burada da yine 16 milyon 17 milyon civarındaydı. 40 milyon metreküpe çıkarttık. Bakın giriş kapasitelerini günlük çıkartıyoruz. Sonra burada bir başka e, konu daha var. Efesaryu dediğimiz artık karada elenci yapmıyoruz. Gemiler üzerinde biliyorsunuz işte Ertuğrul Gazi e, gemisi bizim dört yolda bota şahit. Burada bir gemimiz var. Burada yine bir limanımız var. Bunlarla birlikte elenci e, kapasitemizi neredeyse dört kat artırmışız. Toplamda da baktığımızda hem kara hatlarından hem de depolardan <laughs> sisteme bastığımız gazlarla birlikte neredeyse 3 kat artırarak 2002 yılında günlük sadece 92 milyon metreküp olan toplam günlük giriş kapasitemizi 350 milyon metreküp 360 milyon metreküp seviyesini çıkartmışız. Bu tabii teo teorik artan. kapasite yani teknik kapasite diyelim. Şimdi sizin boru hatlarınız var, terminalleriniz var ama kontratları yapmazsanız, gaz getirmezseniz yine sıkıntı yaşarsınız. ülkenin ihtiyacına uygun olarak da biten kontratlar yenileniyor veya yeni kontratlar yapılıyor. İşte elenci giriş noktalarımız arttı. Eğer uygun elenci bulursak onları alıyoruz, sisteme dahil ediyoruz. Bu arada inşaatı devam eden ve maalesef bize bir yıl zaman kaybettiren Saros'ta bir projemiz daha var. Yine burayı da FSRU olarak yani mobil elenci terminali olarak planlıyoruz. Onu da inşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Dolayısıyla sistem e, boru hatlarıyla 3 ülkede. E, ama LNG olduğu zaman daha mobiliz. 4 ve ilave 5 noktadan dünyanın her yerinden Amerika'da dahil, Körfez ülkeleri, Afrika ülkeleri doğalgaz e, sisteme getirebilir hale geldik teknik olarak. Özellikle Avrupa'yı rakamsal olarak yine kıyaslayacağız. O rakamlar var ama önce İran'la yaşanan gelişmeleri sormak isterim. İran'la yaşanan e, o süreç ne boyutta? Diğeri de e, özellikle yine çeşitli kesimlerden gelen iddialar e, Tuzgölü doğalgaz depolamasının tamam. ismi anılarak paylaşılmıştı. E, önümüz e, malum bir süre daha kış. Yetecek kadar doğalgazımız var mı depoda? E, bunu sormak isterim. Bu iki başlıkla devam edelim. Buyur. Teşekkür ediyorum. Şimdi İran dikkat ederseniz bizim önemli tedarikçilerimizden birisi. Ee, Azerbaycan ve Rusya. En çok tabi Rusya'dan gaz alıyoruz. Azerbaycan'la İran'dan aldığımız gaz miktarı hemen hemen yıllık bazda birbirine eşit. Maalesef Ocak sonu itibariyle Ocak sonuna doğru burada bir teknik arıza gerekçe gösterilerek gaz akışında bir kısıtlamaya gitti. Hatta tamamen kapandı. Bunun üzerine biz ekipleri süratle gönderdik. İşte burada bir istasyonda bir kaçak olduğunu ileri sürdüler. Arkadaşlarımız da baktı, değerlendirdi. <laughs> bir müddet daha ertelenmesi e, ni talep ettik. Onlar da e, e, kısmi gaz akışıyla bu erteleme yapabileceklerini söylediler. Şu anda bizim normal nominal akışın yüzde 60'ı seviyesinde bir gaz akışı var. Akış var ama. Akış var. E, ve e, bu akış gelmeye başladıktan sonra da bizim o sanayi için bazı kısıtlamalarımız vardı. Onları da süratle e, kaldırmış olduk. tuz gölü ve Silivri depoları. Bunlar eee burası 1.2 milyar metreküp, orası da 2.8 milyar metreküp depolama kapasitesi var ve e, günlük gaz üretim kapasitelerinde görüyorsunuz. Şu kırmızıyla boyalı olanlarda şu anda projesi devam edip kapasite artışı yapıldığında günlük üretim miktarlarını gösteriyor. Burası 80 milyona çıkacak, burası da 75 milyon metreküp'e çıkacak. Tuz Gölü'nün biz zaten tam dolu girdik. Şimdi muhalefete maalesef birileri sağdan soldan e, bilgi vererek teknik de bir konu. Bilmiyorum ne kadar aktarıyorlar, değerlendiriyorlar. İşte depolar boşlu kalmadı falan şeklinde. Depo planlaması yani bütün gaz şirketleri o ülkenin yıllardır geçmiş kış şartlarına bakarak hangi saatlerde, hangi günlerde üretim için kullanılacak ona bakılır. Sürekli çalışan tesisler değil, ihtiyaç olduğunda çalışan tesisler. Yani biz normalde işte elenci gemileriyle her gün sevkiyat yapıyoruz. Boru gazlarından her gün sevkiyat oluyor. Ama düşünün ki bir anda ülkede yoğun kış şartları var ve talep arttı. O talep artışını biz bu yeraltı depolarından karşılıyoruz. Bizim de uzun yıllardır yaptığımız değerlendirmeler, çalışmalar, planlamalar şunu gösteriyor ki biz Aralık, Ocak, Şubat ayında en çok gaz kullanmışız. Depolara ihtiyacımız olmuş. Bu senede yine planlandığı şekilde bu çalışma rejimi oldu ve biz ihtiyaç olduğunda sisteme bu gaz depolardan depolanmış gazı kullandık. Bir de yine şöyle bir yanlış anlaşılma da var. Hani depo dolu girseniz bile mesela biz şu depo'nun kapasitesi 1.2 milyar metreküp, yıllık kullanımı bazen 1.5 milyar metreküp oluyor. Nasıl oluyor? Yani depo 1.2 iken niye 1.5 kullanıyorsun? Nasıl oluyor? İhtiyaç olmadığı zamanlarda biz depoya tekrar gaz atıyoruz. Dolayısıyla birkaç defa gazı çevirme imkanımız var ama bu bilgiler maalesef kendilerinde olmadığı için bunu o şekilde ifade ediyorlar. Şu anda her iki depomuzda da e, bu kışı atlatacak kadar gazımız Heh. da var. Çok net sorayım, bir, e, yok. bir daha almışladım. Kış boyu e, sıkıntı yaşayacağız mı doğalgazla ilgili? Yetecek Hayır. kadar gazımız var mı? Var. Yani depolarımızda, planlamamızda o şekilde. Bu kışı atlatacak kadar gazımız var. Yalnız şunu da ifade edeyim. Depolardaki gaz ülke e, ulusal tüketimin tamamını karşılayamaz zaten. Onun altını çiziyorum. Hiçbir ülkede de böyle bir e, depolama kapasitesi yok. Demin ne dedim? Boru hatlarıyla ve düzenli olarak sevkiyatla elenci terminalleriyle getirdiğimiz bir gaz var. Diyelim ki toplamı 200 milyon metreküp. O gün 220 milyon metreküp talebe ihtiyacınız oldu sistemde. Ama siz boru hatları ve ile 200 getirdiniz. Bu 20 ne yapacaksınız? İşte bu 20'yi depolardan basıyoruz. Diyelim ki ertesi gün çekiş 180 milyon metreküpe düştü. Depoları kapatıyoruz. Yerine koyuyorsunuz fazla geldiği zaman. 200 de geliyorsa o 20 fazlalığı da depoya geri atıyoruz. Anladım. Dolayısıyla doldur boşalt çalışıyor. Ama bunu maalesef kötüye kullandılar. Ee, yıllardır da BOTAŞ bu işi yönetiyor. Onların döneminde hiç depo yoktu. Doğru düzgün bir tane elenci terminali vardı, bir de küçük bir depo vardı. Şimdi bakın bir depo yaptık, buradaki kapasiteyi biz şimdi 1.2 milyardan 5 milyara çıkartacağız. Buradaki kapasite 3 milyardan 4.6 milyar metreküp'e çıkacak. Ee, i̇ki tane efeseryo eklemişiz. Bunlar hiç yoktu sistemde. Saros'ta yeni bir inşaat projemiz devam ediyor. Ee, zaten belli rakamlar yani rakamlar yalan söylemez 92 milyon metreküpten neredeyse 4 kat giriş kapasitesini artırmışız. Ee, o dönemdeki sıkıntı tekrar altını çiziyorum bir hafta süreyle. Önemli bir gaz tedarikçisinin bizim de özellikle yoğun çekişin olduğu kış şartlarının yoğun yaşandığı bir dönemde buradaki e, vermesi gereken yaklaşık 28-30 milyon metreküplük gazı bir anda sıfırlaması nedeniyle biz zorunlu olarak de bazı sanayi tesislerinde bir kısıntıya gittik. Ondan ibaret. On da zaten bir hafta içerisinde bir planlama çerçevesinde yönettik ve toparlamış olduk. Peki, fiyatlarla ilgili süreci konuşacağız ama öncesinde siz zaten doğalgaz fiyatlamasının dünyada yaşanan üreticilerle, tedarikçilerle ilgili olduğundan bahsetmiştiniz. Peki, Avrupa'da durum ne doğalgaz fiyatlarıyla ilgili? Ona dair bir görselimiz var. Hemen o görselde ekranlara göre iki parça olarak değerlendireceğiz. Biri doğalgaz tüketimine karşılık fatura tutarı, diğeri de asgari ücret içindeki payı. Buyurun efendim. Tamam, şimdi... E bir önceki bölümde ilk devrede biliyorsunuz elektrik Elektriği üzerinde yapmıştık. konuşmuştuk. Orada elektrikte en ucuz dünya Avrupa'da üçüncü ülke olduğumuzu söylemiştik. Bakın doğalgazda şu anda bir kaynak ülke olmamamıza rağmen yani doğalgazı üreten bir ülke değiliz. Bu ülkelerin bir kısmı bizden daha çok da doğalgaz üretiyor onu da söyleyeyim. Biz sadece ihtiyacımızın yüzde birini üretiyoruz <laughs> buna rağmen. 100 metreküp ortalama tüketim ki bunu e, yıllık 1200 metreküpe denk gelir. Vatandaşlarımız e, yani ben kışın 100 tükettiklerini sanmıyorum. Daha yüksek tüketiyorlar ama yazın tüketim düşüyor. Fakat Türkiye'de ortalama aylıkta böldüğünüzde yani yıllıkta 1000-1200 metreküp düşer. Oradan bir hesap yaptığımızda Türkiye 100 metreküp için 281 lira öderken bize en yakın Ukrayna'da bu rakam 416 işte şöyle gelelim bir Fransa'ya. 1738. Biraz daha şuradan bir örnek seçelim. Yani, İtalya örneğin hemen. It, şurası Burası, İtalya, İspanya, İtalya. Bizim 10 katımız neredeyse. Yani baktığımızda biz 10 kat daha pahalı alıyorlar. Hele Hollanda, İsveç, Almanya hani soydaşlarımızın yoğun yaşadığı. Yani birçok belki izleyicimizin de Almanya'da oturan yakınları, eş dost akrabaları olabilir. Oradan da izleyen. Oradan da varmış. izleyenlerimiz olabilir. Yani bu rakamlar. Bakın Almanya'da 100 metreküp için e, bir ayda 3500 lira bir rakam ediyor. E, peki gelelim asgari, asgari ücretteki, ücretteki payına payı. yani, yani bu çok tartışıldı. Şimdi asgari ücretteki payına da gelince Türkiye elektrikte biraz daha şu seviyelerdeydi. Şimdi en ucuz üçüncü e, e, ülke durumunda birinci ülke durumunda burada da üçüncü ülke durumunda. Yine bir asgari ücretli bizde ve bürüt asgari ücret üzerinden gidiyoruz. %5,6'sını doğalgaz için ödüyor asgari ücretin içerisinde. Bizden düşük olan İrlanda 4.6, Lüksemburg 5. Bakın dikkat edin yine Almanya örneğinde 1621 euro maaş asgari ücret. Şu anda oradaki bir insan evi için ortalama 100 metreküp tükettiğinde %15'ini şu anda doğalgaz asker ücretinin için aldığı ücretin %15'ini diyor. Tabii. tabii. İşte Bulgaristan komşu ülkemiz. Bakın yani neredeyse %40'a gelmiş. Hani Romanya, Yunanistan yine bir komşu ülkemiz. %13'ler seviyesinde. bu işte bizim söylediğimiz neredeyse şu anda doğalgaz konutlarda %75'ini devletimiz karşılıyor. bu şu demektir? Yani bugün 250 liralık bir fatura ödüyorsanız aslında bilin ki 750 lirasını devlet size daha yansımadan kaynağında karşılıyor demektir. Bunun Bu rakam dışı. çok önemli efendim. Bir de altını çizelim. Bir yani daha şu çizelim. anda örneğin bir örnek faturada üzerinden de gittiniz az evvel. Evet. Ee, ne kadarlık faturada ne kadarı devlet tarafından ödeniyor? Ya, Bu dünyada nasıl bir tablo? Güzel. İşte 250 liralık bir bedel ödüyorsak biz bugün bugün doğal eğer doğal. tüm maliyetleri size yansıtmış olsaydık yaklaşık 1000 liralık bir fatura çıkacaktı. Bunun 750 lirası Vatandaşımızın vatandaşımızı koruma maksadıyla daha sizin elinize ulaşmadan fatura devlet tarafından kaynağında karşılanıyor demektir. Yani neredeyse dört katına kadar bir yükü veya başka bir ifadeyle dörtte üçünü biz devlet olarak karşılıyoruz. İşte bu da geçtiğimiz yıl zaten 80 milyar liralık bir bedelin karşılığı. Bu yıl muhtemelen bu rakam daha da yüksek olacak. Var mı efendim ee, dünyada bu boyutta bir örnek? Ben e, şimdi Avrupa'daki e, uygulamalara da baktım. Orada da hükümetler özellikle hane halklarını korumak için çeşitli subansiyon uygulamalarına gitti. Kimisi e, maaşlarına bir miktar artırdı ama e, ortalama orada rak e, yani yıllık birkaç yüz liranın üzerinde de değil. Belki farklı ülkelerde farklı uygulamalar olabilir. Bazıları işte KDV'yi düşürmek suretiyle yansıtmaya çalışıyoruz. Hani biz e, vergilerle oynamadık ama enerjinin gazın ya da elektriğin kendi maliyeti üzerinden bir sübvansiyon zaten kaynağında uyguluyoruz. buna benzer çeşitli uygulamalar var ülkede. Bizde aile tabii bakanlığının sanırım düzenlemesi süper, var evet. özellikle kömürdüğü şimdi onu doğalgaz faturasına sanırım çevirdi. Önemli bir adım atıyor. Siz onun içinde değilsiniz bakanlık olarak ama sanırım aile bakanlığı mı organize ediyor? Evet. Beraber aile bakanlığının biliyorsunuz sosyal yardımlaşma tamam. vakıfları var. Orada birçok vatandaşımıza çeşitli kalemlerde destekler var, yardımları söz konusu. Uzunca bir süredir aslında ısınma yardımı kapsamında kömür ihtiyaca göre işte ailelere dağıtılıyordu. 1-1,5 milyon civarında bir aileye kömür yardımı yapılıyor. Biz Sayın Bakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla da birlikte gittik arz ettik. Yani artık doğalgazı o kadar yaygınlaştırdık ki 81 ile çıktı. Milyonlarca insanımız kullanıyor. Sağdan da bize bu yönde talepler geliyor. Hani kömür kullanmayalım bunu gaz olarak verseniz diye. Ee, sağ olsun o da kendisi de uygun buldu ve e, müşterek bir çalışma yaptık. Ve e, şu anda e, kömür yardımı kullanmak almak istemeyenler gaz yardımı alacak. Sadece bununla da sınırlı değil. Orada yaklaşık 1-1,5 milyon hane vardı kömür yardımından. Bunlardan ne kadarı gaza geçecek bilmiyoruz ama toplamda ee, sadece doğalgazla ilgili 4 milyon haneye kadar bütçeden bir ödenek ayrıldı. Benzer durum elektrikte de var. Aslında 3 yıldır elektrik tüketim desteği var. 150 kilowatt saate kadar tamamını e, devletimiz karşılıyor bu dar gelirli e, ailelerimiz için. Oradaki e, yararlanan hane sayısı 2.1 milyondu. Orası da 4 milyona çıktı. Şimdi baktığımızda e, tabii belki hem gaz hem elektrik yardımı e, da olabilir. Bu uygulama e, şu anda üzerinde çalışıyor ama dün Sağlık bak dün Aile Bakanımız da açıkladı. E-devletten sanırım bugün ya da yarın Başlayayım. başvurularda e, açılacağını söylediler. E, yani Türkiye'de biliyorsunuz yaklaşık 22 milyon aile var. Yani e, aşağı yukarı neredeyse dörtte biri doğal e, doğalgazda, yine dörtte biri elektrikten Yararlanmış olacak. Bence büyük bir e, imkan. E, tabii imkanlar arttıkça belki bu sayılar da artabilir. E, hatırlattığınız için de teşekkür ediyorum. Bu tarife üzerinden yaptığımız desteklerin dışında doğrudan bu tip yardımlarımız da var. Peki. E, aslında siz de cümlenizi tam o noktada bırakmıştınız. E, bunlara ne zaman ihtiyacımız olmayacak? Özellikle enerjide dışa bağımlılığımızın olmadığı günler yakın mı? İki başlığı açacağım. Önce doğalgazla ilgili yeni müjdeler var mı? O müjdeler peşi sıra açıklanmıştı. E, büyük bir özveri ve çalışmasında Devam eden bir süreçle ilgili gelen çalışmaydı. Birçok ismi anmak lazım ama sanırım Berat Albayrak'ı da bu noktada anmak lazım. Özellikle çalışmalarında çok önemli bir adım atmıştı. O gemilerle ilgili sonrasında adımlar geldi. Hemen ekranlara taşıyalım o sahaları ve son bir müjde. Geride bıraktığımız günler sosyal medyadan takip etmiştik. Son dakika olarak da ekranlara getirmiştik. Nedir son durumumuz ve o doğalgazlar ne zaman evlerimize ulaşacak? Teşekkür ediyorum. Şimdi... Ee... Burada ilk slaytta da söylemiştim. Ülkemiz enerji, birinci enerji kaynakları açısından yüzde yetmiş oranında dışa bağımlı olduğunu söylemiştim. İşte petrolde ve doğalgazda. Özellikle doğalgazda dışa bağımlılığımız neredeyse yüzde doksan Onun için yerli kaynakları arayıp araştırıp üretime geçirmek son derece önem arz ediyor. Ki bu demin bahsettiğimiz işte dakikalarca dışarıdaki fiyatlamaların, bizim de kontrol edemediğimiz bu fiyatlamaların etkisinden kurtulmak için. Onun için de biz hem karada hem de denizde aramalarımıza yoğunluk verdik biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de başlamıştık. Sonra Karadeniz'de bu ilk Tuna 1 kuyusundaki keşifle birlikte akabinde Amasra 1 biliyorsunuz açıklandı. 540 milyar metreküplük doğalgaz doğal keşfi şu anda var ve burada da 8. 9. kuyuları açıyoruz artık üretim kuyuları açıyoruz. Üretimi hazırlamamız lazım. Hedefimiz bu bölgede 10 kuyuyu tamamlayıp akabinde de hemen bu bir hatla Filyos'a Filyos'a e, bağlantıyı yapmak. Yaklaşık 170 kilometrelik bir hat çekeceğiz. Borular artık Filyos limanına gelmeye başladı. E, işte belki mayıs, haziran gibi de bunu döşecek büyük bir platform var. Dünyanın en güçlü platformlarından birisi. O gelecek ve inşallah döşemeye başlayacağız. Niyetimiz de Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023'te bu gazı ülkemize, vatandaşlarımıza, özellikle de ilk etapta hane halkımız açısından tabii son derece kritik. Bizim yaptığımız hesaplamalarda onu gösteriyor ki maksimum üretim seviyesine çıktığımızda ki 2026 gibi muhtemelen çıkarız. Ülke konutların ihtiyacının tamamını karşılayabilecek bir rezervimiz var. Bu yeter mi yetmez? Yani Kabaca baktığımızda işte yüzde otuzu civarında bir toplam ihtiyacımızın, çünkü sanayi, ticarethane vesaire var. Buradan karşılıyoruz. Ama bizim daha fazla gaza ihtiyacımız var. Ülkemiz gelişiyor, gazı her tarafa yaygınlaştırıyoruz. Var mı öyle bir ihtimal? O açıdan da çalışmalarımızı ara vermek sizin hız kesmek sizin de devam ediyoruz. Şimdi biz ilk bu Sakarya Gaz Sahası'nda şuradaki, keşfimizi açıklarken buradaki sismik çalışmalardan sonra bunu yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tabii sismik gemilerimiz bizim ayrı bir görev planı var, iş planı. Bu saha birbirine yakın olduğu için Amasra bir sahası dediğimiz ikinci keşif sahası orada sismik yapılmıştı. Sonunda bu kuyuyu açtık. Orada biliyorsunuz bir 135 milyar metreküp gaz bulduk. Şimdi benzer yapılara sahip jeolojik açıdan bu sahanın güney batısında kalan Kara Su diye isimlendirdiğimiz kuyu da e, keşif amaçlı arama sondajına da işte bu e, pazartesi günü e, başlamış olduk. Yaklaşık 2-3 aylık bir süre tabii çünkü bu keşif amaçlı sondaj kuyuları üretim amaçlı gibi çok hızlı değil. Metre metre iniyoruz, örnekler alıyoruz, ölçümler yapıyoruz, testler yapıyoruz. İnşallah ümitliyiz. Tabii yani bugünden bir rakam söylemek çok zor. Ee, orada da bir e, keşifle sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra biz Kastamonu açıklarında sismiklerimiz bir yandan devam ediyor. Şimdi onların değerlendirmesi devam ediyor. Yine Ordu, Ünye açıklarında e, sismik çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Yani Karadeniz'i karış karış arıyoruz. Varsa bulacağız C diyoruz inşallah. Rabbim de e, e, hamdolsun e, yüzümüze güldü diyelim ve ee, bu keşifli e, önemli bir keşfi yaptık. Tabii bu bize büyük bir tecrübe de kazandırdı. Şu anda e, üç tane sondaj gemimiz var, iki sismik gemimiz var. Bir dördüncüsü yolda. E, komşu ülkelerden benzer e, talepler geliyor işbirliği yapma noktasında. Onları da değerlendiriyor. Sadece komşu ülkelerden değil, Afrika'dan, Asya'dan e, da yine bu çalışmaları birlikte yapalım şeklinde teklifler geliyor. Biz tabii şeye yoğunlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da hedef koyduğu için buradaki takvim sıkışık. Bütün filomuzda, gücümüzde buradayız. İnşallah bir mani keder olmazsa da 2023'te bu gazı halkımızla buluşturacağız. Böylece hem halkımız kazanmış olacak, hem devletimiz kazanmış olacak. Herkes mutlu olacak. Hasretle beklediğimiz petrol ve gaz, petrolde belki o kadar büyük keşiflerimiz olmadı. Orada da aslında ciddi üretim artışlarımız var. Son 3 yılda neredeyse %50 35 40 milyon 40 40 bin varil günden 58-60 bin varillere üretim arttı. Hangi artırdı. bölgelerde? Daha çok iş... Güneydoğu'da Eş... petrol e, keşfimiz var. E, yine karada doğalgaz Trakya bölgesinde bazı e, keşiflerimiz var. Tabii Karadeniz kadar büyük keşifler değil ama orada da keşfettikçe hızlıca üretimi alıyoruz. Bu sürece dair aslında e emeğiniz oldukça büyük. Özellikle de o müjdenin paylaşıldığı gün hem sizin açıklamalarınız oldukça önemliydi. Çok duygulu olduğunuzu görmüştük. Hem de Başkan Erdoğan'ın bir ifadesi vardı aslında. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Ben bir cümle daha ekleyeyim buna. Kendi gemilerimizle aramak ve onun sonucuna ulaşmak mı daha kolaydı? Bugüne kadar neden olmadığına dair orada çok çarpıcı anekdotlar vardı. Çalışanlara yönelik ifadelerle ilgili unutmadığım o evet. tarihi yayından. Buna dair de görüşlerinizi almak isterim kısaca. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında Karadeniz'de bizden önce yine Türkiye Petrolleri ile ortaklaşa, daha çok uluslararası şirketlerin yapmış olduğu sondaj faaliyetleri vardı 7-8 tane civarında. Bunlar hakikaten şimdi hani isimlerini vermeyeyim, bu küresel ölçekte büyük kuruluşlar. Ama bulamadılar. Yani tabii bulmamak için değil, bulmak için geldiler onlar da. Ayrı bir konu. Bulamadılar. Biz Doğu Akdeniz'de edindiğimiz tecrübeyle birlikte bu sahaları jeolojik açıdan yeniden değerlendirme imkanı bulduk ve diğer bizden önce arama yapan şirketlerin Klasik arama ve değerlendirme yöntemlerinin dışında bizim Türkiye Petrolleri'nin, mühendislerinin ve uzmanlarının geliştirdiği bir algoritma ve yaklaşımla burada farklı bir model ortaya kondu. Ve o model netice verdi. Şu anda da netice vermeye devam ediyor. İyi ki de gemilerimizi aldık. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de. Ben şahsım da dahil olmak üzere biliyorsunuz bir kısıtlama ve ambargolarla karşı karşıya kaldık. Zor günler geçirdi Bize hizmet veren, mal tedariki yapan firmalara doğrudan ya da dolaylı kısıtlamalar, ambargolar getirildi. Hatta oralarda çalışan personele bile baskılar uygulandı. Biz de onun üzerine o personeli de kendi şirketlerimize kaydetmek, aktarmak suretiyle bu hizmetleri yapıyoruz. İlk aldığımızda işte 2017-18'de 18, biliyorsunuz bu sondaj çalışmalara başladığımızda buradaki yerli personel oranımız maalesef çok düşüktü. Ama zamanla yerli personeli ekibe ilave etmek suretiyle şu anda %60-65 yerli insan kaynağımızda çalışır hale geldik. O bizi tercih eden yabancı uyruklu baskılara aldırmayan e, ee, çalışanlarımızı biz kendi yurttaşlarımızdan da ayrı görmüyoruz. Onu da söyleyeyim. Hakikaten e, onlar da bu adil olmayan e, bir takım e, küresel güçlerin dayatmasını uygun bulmayan, haksız bulanların bir kısmı bizim vatandaşımız olmak üzere de müracaat etti. Şu anda hala hazırda çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Geçtiğimiz yıl başında Filyos Limanı'nda çalışanlarımızla bir araya gelen dedik. Hatta aileleri de olsun. Mesela bir, e, bir Türk vatandaşlığına geçen bir e, çalışanımız var, bizde de yöneticilik yapıyor. O da eşiyle geldi, e, çocukları olmuş, bir Türk ismi vermişler, Ankara'ya yerleşmişler. Yani böyle çok ilginç anekdotlarda yaşıyoruz. Herhalde bir 15 civarında da oldu bu arada e, bizden yurttaşlık talep eden Batı'dan, Asya'dan, değişik ülkelerden. Bunlar yetişmiş, tecrübeli insan kaynağı. Dolayısıyla e, bu da bizim için e, mutluluk verici. Bu aynı zamanda Türkiye Petrolleri'nin bir küresel marka olma iddiamız var biliyorsunuz. Yani e, Türkiye Petrolleri sadece Türkiye'de faaliyet göstermiyor. Yani Hazar'da faaliyet gösteriyor. Rusya'da bizim operasyonlarımız var. Afganistan'da, Afrika'da var, Irak'ta var. E, bir bölgesel e, oyuncuyuz. Ama hızla giderek bu bölgesel oyunculuktan belki küresel oyunculuğa doğru geçeceğiz. Bunlar da burada edinilen tecrübeler. Bizim çok sayıda farklı ülkelerden çalıştırdığımız insan kaynağıyla da mümkün. Bugün bir uluslararası petrol şirketine gittiğinizde orada Türk de var, Afrikalı da var, efendim Amerikalı da var, Avrupalısı da var. Eee uluslararası şirketler biraz da e, farklı uluslardan e, insan kaynağını bir araya getirip çalıştırıp onların yeteneklerini, zekalarını katma değere dönüştürme yeteneğinden geçiyor. Şimdi biz de burada aslında Türkiye biraz şartlar zorladı ama o lige doğru hızla ilerliyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte artık Türkiye Petrolüleri'nin sadece bir milli şampiyon değil belki uluslararası ölçekte de iddialı bir konumda göreceğimize ben gönülden inanıyorum. O zaman işte bu fiyat tartışmaları, maliyet tartışmalarını da büyük oranda inşallah geride bırakmış olacağız biraz sabır diyorum. Bir kez daha net olarak sorayım ona dair yanıtınızı alayım. Evlerde ne zaman kullanmaya başlayacağız? Öngörülen tarih ne zaman? 2023 dediniz ama 2023 ilk yarısı mı, ilk ayları mı? Var mı bir planlama? Planlamamız var. İlk çeyreğinde planlıyoruz. Bir mani keder çıkmazsa inşallah ilk çeyreğinde gazı yakacağız. Karada yakacağız. Aslında biliyorsunuz test çalışmalarımızda biz denizde yaktık. Doğru yani metreler boyunca bir alevi de orada gördük. Hem bizi ışıttı hem ısıttı biraz uzak olmamıza rağmen. İnşallah onu karada da yapacağız. Tabi burada son derece yüksek mühendislik gerektiren bir çalışma yürütüyoruz. Sakara'da yapılacak terminal inşaatı, denizin altında 2000 metre altında işler yapıyoruz. Su altı robotları kullanıyoruz. Yani oraya o derinliğe sizin bir Deniz insanı göndermeniz, deniz adamı göndermeniz mümkün değil. Robotlarla yukarıdan işte kollarla orada vanaları açıyoruz, kapatıyoruz. Yukarıdan işte bu matkap makinesiyle ilgili yani sondaj ekipmanı ile ilgili çalışmaları yine uzaktan yapıyoruz. Peki. Zor bir iş, başaracağız ve başardığımızda da bu kadar derinde ve kıyıya bu kadar uzakta olup da en kısa sürede. Ee, üretime geçen e, bir saha olacak burası, yani tarihe geçecek bir başarı olacak. Ee, i̇nşallah okay. bir keder olmadan kazasız belasız, inşallah e, bu mutlu sona ulaşacağız. İnşallah. Nükleerle ilgili gelişmeleri de soracağım, enerji de dışa bağımlılıkla ilgili tartışmalar içerisinde elbette konuşacağımız başlıklardan biri. Ee, Türkiye'deki çalışmaları soracağım ama önce en yoğun eleştirilerden biri bu noktada dünyanın terk ettiği bir. Teknoloji ifadesi. Dünyada nükleer enerjinin görünümü 32 ülkede 439 nükleer güç reaktörü faaliyet göstermektedir ifadesi var. Ve böyle de bir tablo var. Önce dünyadaki durumu alayım sonrasında Türkiye'yi soracağım. Evet dünyadaki durum maalesef aslında şunu gösteriyor. Türkiye çok geç kalmış. Yani eğer biz iktidarda olmasaydık biliyorsunuz geçmişte de bir takım hükümetlerin girişimleri oldu ama başaramadılar, sonuçlandıramadılar. Ve bizim hükümetlerimiz zamanında bu anlaşma yapıldı. Şu anda inşaat devam ediyor. 4 tane reaktör yapılacak. İnşallah onu da gene 2023 yılında ilk reaktörü çalıştırmaya başlayacağız. Şimdi tabii bu yukarıda yazılı olan 32 ülkede 439 reaktör fiilen çalışıyor. Yani yıllardır içinde çalışanlar da var. Ama altta yazılı bir ifade var. 19 ülkede de 52 tane daha ...nükleer güç reaktörü inşa aşamasında. Bunlardan dördü bizde. Şimdi biz bunu bir tek santral gibi görüyoruz. Akkuyu diyoruz. Ama orada dört tane reaktör inşa ediyoruz. Reaktör Aslında üzerinden bir bakılıyor. Birbirinden bağımsız dört tane santral diyebiliriz. Her biri 1200 megawatt. Ve bu dördü çalışmaya başladığı zaman... ...ülkedeki elektriğin neredeyse yüzde onunu... ...tek başına bu tesisten karşılayabilir hale geleceğiz... Dört reaktörün tamamıyla mı yoksa... Tamamıyla. E, tamamıyla tamamı bir enerjiyi... Karşılamış olacağız o testisten. Son derece güvenilir, düzenli, kararlı elektrik üretim kabiliyetine sahip bu tesisler. Şimdi özellikle iklim değişikliğiyle birlikte biliyorsunuz kömür santrallerine karşı bir negatif bakış var. Bazı batılı ülkeler belli tarihler açıkladı. Biz bu tarihlerden sonra örneğin kömürden elektrik üretmeyeceğiz diye ve... İşte genellikle Avrupa Birliği ülkeleri de 2050 yılında biz net zero dedikleri sıfır emisyon net sıfır emisyon hedefi koydular. Bizde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı 2053 yılında olacak dedi. Bunun anlamı şu. Sizin atmosfere saldığınız emisyon miktarı ile yuttuğunuz yutak alanlarda yuttuğunuz emisyon miktarı eşit olursa siz dünya atmosferine bir olumsuz atık da bulunmuyorsunuz demektir. Bu şu an bu şu anlama geliyor. İşte o zaman kömür santralleri şu anda emisyon salan santraller belli bir takvim içerisinde bunları kapatacak dünya. Peki demin söyledik rüzgar, güneş, hidrolik bunlar iklime bağlı. Yine iklim değişikliğinin bir neticesi olarak kesintili kaynaklar. Kesintili kaynaklarla siz düzenli bir elektrik talebini karşılayamazsınız. Yani işte şimdi şu anda gece saatlerindeyiz ama bakın stüdyoda her taraf aydınlık. Ya ne yapalım güneş panellerinden elektrik üretemiyoruz burayı kapatalım diyemezsiniz. Rüzgar santrali her zaman aynı şiddette esmez. Kurak sezonlarda hidrolik santrallerimiz aynı çalışmaz. O zaman bu ihtiyaç duyduğunuz, yenilebilir de tam karşılayamadığınız ihtiyacı nasıl karşılayacaksınız? Soru bu. Kömür de kullanmayacaksanız ya bu elektriği bu yenilenebilir kaynaklardan fazlaca üretip depolayacaksınız ki şu anda Teknolojik olarak bazı kısıtlar var. Çalışmalar devam ediyor ama çözüm, yüzde yüz bir çözüm henüz daha ulaşılmış değil. E doğal gaz santralleri belki gene kısmen daha az emisyon saldığı için geçiş döneminde tercih edilebilir. Ama asıl sıfır emisyonlu nükleer santraller gündeme gelecek tekrar. E, dolayısıyla biz yani her ne kadar 50 yıl sonra bu hayalimize gerçekleştirmiş olsak da, ulaşmış olsak da, Bundan sonra belki ikinci, üçüncüyü de konuşuyor, tartışıyor, müzakere Tam ediyor olmamız lazım. Tam noktada sorumu yönelteceğim. Yavaş yavaş sona geldik. ki Sizi de böyle ayakta çok yorduk. En azından kapanış için birlikte koltuklarımıza dönelim. Ve özellikle nükleer enerjiyle ilgili, ilkiyle ilgili, devam eden süreçle ilgili rakamları paylaştınız. Onun için de 2023 tarihi önemli bir tarih. Peki bundan sonraki süreçle ilgili nükleer enerjide planlama var mı? Yeni adımlar var mı? Buna dair de soruları. Hemen yönelteyim İş gücü olarak da sanırım yine Türk mühendislerinin, Türk çalışanlarının da burada istihdam edileceğini biliyoruz. Doğru. Zaten yaklaşık bir 300 kadar mühendis eğitim almak için proje şirketi tarafından Rusya'ya gönderilmişti. Onların hemen hemen 80-90'lık kısmı eğitimlerini tamamladı, geldi artık projede çalışmaya başladılar. Santral tesis işletmeye geçtikten sonra da artık işletme aşamasında görev alacaklar. Bunun yanı sıra tabii işçiler çalışıyor. Şu anda şöyle söyleyeyim neredeyse 20 bin e aşkın 20-22 bin kişi çalışıyor. Çok büyük bir proje alanı. Tek bir alanda en büyük yatırım değeri olan projeden bahsediyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar ki yapılmış ve devam inşaatı devam eden projeler arasında. Bu yetmez e, ee, ülkemiz büyüyor, enerji talebi artacak. Ee, belki biz de ileride kömür santrallerini kapatmak zorunda kalacağız. Ee, onun için nükleer santrallerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Sinop'ta bir proje alanımız var. Onun işte e, izin süreçleri devam ediyor. Bir takvim oluştu mu? İşte, e, şimdi ilgili. orada tabii şu bir daha önce Japonya ile bir işbirliği anlaşması vardı fakat Termin ve fiyatla alakalı bir uyuşmazlık olduğu için Onlarla bu süreç durdurulmuş oldu Ama şu anda yine başka teknoloji geliştiren ülkelerle de Temaslarımız devam ediyor Tabi bu alanda teknoloji getiren, geliştiren, teknoloji sağlayan Bu tesisleri yapabilecek dünyada çok fazla da ülkede yok Biz bir yandan tabi bu tesisleri yaptıkça önce yapmasını belki sonra arkasından geliştirmesini araştırmasını da öğrenmiş olacağız. Ee, bizim şöyle bir e, söylemimiz var. Ee, enerji sektörü açısından söylüyorum. Hani sadece nükleer teknoloji açısından da değil. Yani rüzgarda, güneşte, hidrolikte. E, hani al tak çalıştır değil, yap tak çalıştır yapmamız lazım. Bunları yapabiliyor olmamız lazım. Nitekim şimdi güneş santrallerinin güneş panellerinin artık yüzde 65-70'lik aksamını Türkiye'de üretiyoruz. Sadece iç ihtiyacı değil, Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan birçok ülkede ihraç eder hale geldik. Yakın bir gelecekte rüzgar jeneratörlerini de üreteceğiz. Yine rüzgarda o kanatları, kuleleri şu anda zaten biz yapabiliyoruz ve yurt dışına ihraç ediyoruz. Şimdi bu e, güç elektroniği... Ve jeneratörle ilgili kısımlarda da bir yerleştirme çalışması başladı. Orada da güzel gelişmeler var. Buna benzer hani teknolojide de özellikle yeni ekonomi modeli açısından da baktığımızda işte üretim, istihdam, ihracat, dışa bağımlı azalmasını yani bu e, vizyona da uygun enerji sanayi açısından da yapmamız gereken şeyler var. Geldiğimiz noktayı işte kısaca özetlemeye çalıştık. Son bir dakikamız Teşekkür kaldı ediyorum. aslında evet. e, bu noktada son mesajınızla yayını noktalamak isterim son sözü size bırakayım bir kez daha. E, ümit ediyorum açıklamalarımız e, izleyenlerimiz açısından da tatminkar olmuştur. E, konuşmamda da ifade ettim yani zor günlerden geçiyoruz. E, vatandaşımızın sıkıntısının farkındayız. E, hayat pahalı ile ilgili, enflasyonla ilgili. Burada tabi e, bizim dışımızda gelişen bu etkileri vatandaşımıza e, mümkün mertebe en az şekilde aktarmaya çalışan bir hükümet ve kabine var. İnşallah buna da en kısa süre içerisinde atlatacağız. Biz bu ve buna benzer bir takım sıkıntılı günler hep birlikte yaşadık. Ama el birliğiyle bu süreçlerin üzerinden ben geleceğimize, e, üzerinden üstesinden geleceğimize de gönülden inanıyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. E... Dünyanın gözünü çevirdiği bir alan enerji. Hem dünyada yaşanan gelişmeler enerjiyle çok bağlantılı. Hep söylüyoruz bir anda gözümüz elbette Rusya-Ukrayna geriliminde. Türkiye'de yaşanan gelişmeler vardı. O gelişmelere dair sorularımızı yönelttik. Çok sağ olun o sorulara açık yüreklikle yanıt verdiğiniz Enerji Bakanı Fatih Dönmez bizlerle birlikteydi. Bir kez daha sağ olun, var olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Sağ ben olun. Ben de sizin bu temennilerinizle noktadayım İyi geceler dileklerimizle birlikte özel yayınımızı noktalıyoruz. Mutlu bir gece dileğiyle iyi hafta sonları noktayı koyalım.